Evet değerli izleyiciler, yine Yükselen Haber Mavi Mikrofon Söyleşi programına hoş geldiniz. Bugünkü Mavi Mikrofon konuğum bir önceki Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gencer. Başkan, öncelikle bizim programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek Yüksel Bey, hoş bulduk diyelim biz de. Başkan, siz en azından bazı izleyici arkadaşlar muhakkak hepsi tanıyor değildir, tanımayan da vardır. Kendinizden bahseder misiniz, tanıtır mısınız? Evet, ben ismim Rahmi Gençer. İşte 60 yaşına geldik. Ayvalık Altınova'da doğdum. Hayatım burada geçti, Ayvalık'ta. Ve bu bölgede işte spor kulübü başkanlıkları, efendime söyleyeyim, belediye başkanlığı, ticaret odası başkanlığı, çeşitli kurumlarda da yani sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yaptım. Yani hayatım iş dünyası içinde ve sivil toplum ve işte kamu hizmetinde öyle devam etti, öyle yaşadık. Öyle de yaşıyoruz. Ticaret odasında zaten başkanlık da yaptınız birkaç dönemde. Evet evet, orada 3 dönem 9 yıl sürdü ticaret odası başkanlığım. Orada da görev yaptık. Ayvalık Gücü Başkanlığı yaptık. Genç yaşlarda spor kulübünde piştik, öğrendik. Öyle yani hayatımız böyle geçti. Devam ediyor. Başkan, biliyorsunuz 21 Mayıs günü, Cuma günü burada bir afet yaşandı. Ve birçok balıkçı arkadaşlarımız zarar gördüler. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Bir mesajınız evet, var mı? Şimdi öncelikle o konuyu girelim. Çünkü bugünlerde Ayvalık'ın en önemli konusu, geçmişten beri gelen en büyük kangrenlerinden bir tanesi. Ama ben bugünün öneminden bahsetmek istiyorum. Bugün biliyorsunuz 29 Mayıs, bundan 102 yıl önce Yarbay Ali Çetinkaya 172. alayla beraber buraya çıkan Yunan kuvvetlerine ilk askeri kurşunu atarak Ayvalık'a şeref madalyası kazandırmışlardır. Evet. Tabii Ali Çetinkaya kendi askerleri ve bu çevredeki Altınova'dan, Küçükköy'den, Mutluköy'den, Ayvalık'ın köylerinden, Bağyüzü'nden, Gömeş'ten, Karaağaç'tan topladığı milislerle beraber ilk mukaveti göstermiş Yunan kuvvetlerine ve o sayede de bütün Anadolu'da, Türkiye'nin her bölgesinde bu ilk kurşun duyulmuş ve moral gelmiş insanlara. Ve işte Mustafa, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk de nutkunda bundan bahseder. Bu ilk kurşunun Ayvalık'ta askeri ilk kurşunun atıldığını biliyorsunuz, 15 Mayıs 1919'da da Hasan Tahsin İzmir'de sivil bir insan olarak çıkan Yunan kuvvetlerine ilk kurşunu atmış, direnmiştir. Evet. O yüzden bugün çok önemli. Bütün o kahramanları burada yad edelim. Onları rahmet ve minnetle analım. Evet. O yüzdendir ki Ayvalık her cuma günü akşamüstü saat 5'te İstiklal marşımızla göndere bayrağımızı çeker. Pazar günü de indirir. Bu adet Cumhuriyet'in kurulduğu dönemden beri Ayvalık'ta devam etmekte ve devam edecektir. O yüzden Ayvalık ilk kurşunu atmakla her zaman övünmüştür. Evet. Ayrıca da 568. yılını bugün yaşıyoruz. İstanbul'un fethinin. Evet. Büyük padişahlarımızdan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi günüdür bugün. Evet. O günü de o günde oradaki bütün kahramanları yad edelim. Onları da rahmetle minnetle alalım. Allah rahmet konuşmamıza ya. Böyle başlamak evet, çok güzel. Uygun olur diye düşündüm. Evet. Sorduğunuz barınakla ilgili şöyle bir şey de var. Yani madem siz genişleteceksiniz soruyu, şöyle her belediye başkanı geldiğinde bu barınakla ilgili muhakkak projeler gösterir, anlatır, yapmak evet, lazım. Evet. Ama bir türlü ne gibi engeller var? Bir türlü yapılamıyor. Siz bu konuda en azından bir tecrübeniz var. Nedir? Engelleyen nedir? Ya da olumlu, olumsuz ne gibi yanları var? Evet, önce bu 21 Mayıs günü yaşadığımız 100 kilometre hıza bulan müthiş bir fırtına yaşandı. Evet. Bir afet yaşandı. Şimdi bu genelde Ayvalık'ta uzun yıllardır, yani bizim çocukluğumuzdan beri Ayvalık'ın bu batıdan esen ya da karayel dediğimiz rüzgar çok yüksek estiğinde burada ciddi sıkıntılar yaratır. Ancak son yıllarda, özellikle son 10 yıl içinde bu gitgide her sene daha da artarak bu küresel ısınmanın sonuçları olarak yaşadığımız bu rüzgarla yaşadığımız fırtınalar artmaya başladı.
gerçekten o günü hakikaten kara bir gün olarak görüyoruz. Çünkü çok denizci esnafımızın, gezi teknemizin, balıkçı emekçilerimizin ya da kendi hobi olarak tekne alıp Ayvalık'ta özel, tekne, özel teknesi tabii. olan arkadaşlarımızın ama ekmek teknesi olan balıkçılarımızın ve gezi teknesinin çok büyük hasarlar gördü. Evet. Yani bugünkü hasar herhalde 30 milyonları 40 milyonların üzerindedir Vardır. Diye düşünüyorum. Belki daha da fazladır. Şimdi onların tabii yaraları büyük. Evet. Şimdi bu balıkçı barınağı meselesine gelirsek, balıkçı barınağı tabii bu dediğim gibi afatların sıklaşmasından sonra Ayvalık'ta bu balıkçı barınağı ihtiyacı çok arttı. Elzem oldu değil mi? Elzem oldu. Cunda adamızda, Ali Bey adamızda var. Ama Ayvalık'taki tekne sayıları da arttı. Yani eskiden Ayvalık'taki tekne sayısıyla, yani bundan 10-15 yıl öncesiyle şu anda herhalde 3 katına kadar çıktı. Ben de benim dönemimde, yani 2014 ve 2019 arasında bu balıkçı barınağıyla ilgili gerekli başvurularda bulunduk. Benden önceki Sayın Belediye Başkanımız Hasan Bülent Türközen bir avan proje yaptırmış. Bunu da uzun yıllar Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışan Ahmet Uçar diye liman mühendisi, mimarı olan, hakikaten Türkiye'nin çok yerlerinde çok büyük hizmetlerde bulunmuş bir abimiz bir avan proje çizmiş. Bu projede Lale Adası'nda, daha sonra benim mesire alanı olarak yaptığım, halka hizmet olarak sunduğumuz mesire alanın tam önünde. Ayvalık'ın en önemli hakim rüzgarlarına kapalı bir alan. Orayı seçmişler ve orada bir avan proje yapılmış. Ben belediye başkanı olduktan bir müddet sonra Ahmet Bey'le oturduk, konuştuk. Bu projede ufak değişiklikler yaptık. Biraz daha büyüttük projeyi ve özellikle gezi teknelerinin kışlaması için orada daha iyi bir ortam ve çekek yerini biraz büyüttük. Çünkü her sene tekne sayısı arttığı için bunları da hesap ederek ama yerini ve projesinde çok büyük değişiklikler yapmadan bunu hazırladık. Bu proje tabii çok detaylı bir proje değildi. Zaten bunun da sebebini anlatayım. Bu bir avan projeydi. Evet. Ben 2016 senesinde bu projeyi Ulaştırma Bakanlığı Yatırımlar Daire Genel Müdürü Erol Çutak'a kendim sundum. Alıp bu projeyi götürdüm ve dedim ki bunu yatırım planına almamız lazım. Sebepleri de şunlar. İşte tekne sayıları, Ayvalık'ın hakim rüzgarları ve her sene onlarca teknemizin kırıldığını ve zarar gördüğünü anlatarak ve balıkçıların çok ihtiyacı olduğunu söyledim. Erol Bey gerçekten bizi çok iyi karşıladı ve projemizi kabul etti. Avan projemizi. Bunun daha sonrası şöyle. Avan projemizi eğer yatırım planına aldırabilseydik bununla ilgili detaylı proje hazırlanacaktı. Önce bakanlığın, önce genel müdürlüğün bunu kabul edip bakanlığa bunu sunduğu zaman bu proje detaylandırılıyor. Yani her şeyiyle detaylandırılıyor. Bizim yaptığımız avan projeydi. Ama bütün başvurular böyle oluyor zaten. Kabul edildiği zaman burada Ayvalık'a bu yatırımın ihtiyacı vardır, bu yatırımı devlet yapacaktır. O zaman o detaylandırılıyor ve bunun fizibilite çalışmasıyla işte yatırım maliyeti hesaplanıyor ve çıkıyor. Şimdi biz bu aşamayı geçemedik. Yani biz müracaatımızı yaptık. Yani 2017'de tekrar ziyaret ettim. Görevdeydi o zaman. Şimdi görevde değil galiba Erol Bey. Tekrardan bu projeyi öne almamızı, ihtiyaç olduğumuzu söyledim. Fakat o yılları şöyle hatırlayalım. 2014 ile 19 arasında Türkiye Cumhuriyet tarihinde görülmemiş kadar seçim yaşadı. Yani iki belediye seçimini çıkartalım, 6 tane seçim yaşadı. 3 tane referandum. Genel seçim, 2 tane referandum, 1 cumhurbaşkanlığı seçimi. Neredeyse 8 ayda bir Türkiye seçim atmosferine girdi. Yani bu hem çalışan bürokratlar için zor bir durum, hem belediyeler için zor bir durum. Yani gerçekten devamlı seçim atmosferinde yaşamak bizim için zor bir dönemdi bu. Evet. Yani Türkiye için de zor bir dönemdi. O yüzden biz bunu yatırım programına aldıramadık. Evet. Ama
Bununla ilgili bazı haberler çıkmış. Ben de çok takip etmiyorum ama işte hiç kimse bugüne kadar bu programla ilgili bir yere bir başvuruda bulunmadı. Biz tam olması gereken yere öyle, evet. Ve bu konudaki en uzman kişinin Türkiye'de 3-5 kişi bu konuda çok uzman, limanlar konusunda deneyimli bir mimarın yaptığı bir AVAN projeyi bakanlığa teslim ettim. Ben kendi ellerimle ve arkasını bir yıl sonra bile değil, daha yakın bir zamanda takip ettim. Fakat bu seçim atmosferlerinden dolayı biz bunu şimdi, fakat bu yaşananlar da artık son damla oldu bence. Şimdi zannediyorum ki Ali Gür müracaatını yapmış, tekrardan gitmiş. Ayol, ve bununla ilçe ilgili başkanı Ali Gür, evet, AK Parti'nin, evet. Evet, AK Parti ilçe başkanı müracaatını yapmış. Yani ben de sosyal medyadan öğrendim. Çok güzel bir girişim. Benim onlara bir tavsiyem var. Birazcık yani eğer biliyorlardır ama bunu Tarım Bakanlığı'na da yapmaları lazım. Eğer balıkçı barınağı statüsünde yapılacaksa, ki öyle yapılması lazım. Çünkü öncelikle balıkçılarımızın... Bakanlığı'nda zannedim devreye. Onlar bunları şey yapacaklar efendim, projelendirecekler. Ama Tarım Bakanlığı bütçesini de verebiliyor. Çünkü biliyorsunuz balıkçılarımız Tarım Bakanlığı'na bağlı, statüsüne bağlı. Bu yüzden balıkçı barınaklarını Tarım Bakanlığı'nın bütçesinden de finansmanı karşılanabilir. Projeleri hazırlanıp Tarım Bakanlığı'yla da irtibata geçmelerini öneririm. Tabii ki biliyorlardır bunları ama ben tekrardan bu felaketi yaşayan tüm denizci kardeşlerimize hepsine geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir an önce bunların sıkıntıları halledilir diye düşünüyorum. Görüyorum şehirde herkes gerçekten, Ayvalık'ta değil sadece, Türkiye'nin her yerinde bu görüntüleri görünce çok üzüldüler yaşananlara. Bir can kaybımızın olmaması birazcık tesellimiz tabii. Onun dışında tekrardan hepsine çok geçmiş olsun mal diyorum. Malcanın yongasıdır. Ben bu girişimleri yaptım ama şimdi de herhalde bu girişimler daha da hızlanacaktır. Ne kadar ihtiyacı olduğun Ayvalık'ın, o gün bizim yaptığımız girişimlerin bu barıkçı barınağının yapılmasıyla ne kadar haklı olduğumuzu çıkardı. Gönül isterdi ki burada şimdi keşke bunları yapmış, bu felaketi de hiç konuşmamış olabilirdik. Diyorum. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Başkan, şimdi siz Ayvalık Belediye Başkanı olarak bir dönem geçirdiniz. Evet. Ayvalık'a bazı hizmetlerde de bulundunuz. Bu hizmetlerden hizmetleriniz hangi alanlarda? Bize açar mısınız birkaç proje? Şimdi tabii Ayvalık'ın, biz 2014 yılında Büyükşehir Yasası'yla ilk defa karşılaştık. Yani Ayvalık'ın 3 belediyesi ayrıca 16 tane köyümüz Ayvalık Belediyesi'ne, ilçe belediyesine bağlandı. İlçe belediyesinden de birçok görev alınarak Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Tabii zor bir dönemdi. 3 belediyeyi birleştirmek, 3 belediyenin yazılımlarından tutun, bilgisayar sistemlerinden, emlak vergilerinin toplanma programlarına kadar her şey farklıydı. Bunlar ciddi bir vakit ve zaman aldı. Yani bunlarla ilgili çok mesai harcamak zorunda kaldık. Aynı zamanda da Büyükşehir'le yetki karmaşası vardı. Büyükşehir de aslında yetkilerinin ne olduğunu tam bilmiyordu. Bizler de tabii böyle bir personel alışkanlığımız olmadığı için bilmiyorduk ve bu süre hakikaten zor bir süreçti. Bir yıla da yayıldı. Tabii. Yani bunu şöyle anlatayım size. Yani Büyükşehir'de kim hangi sokağa bakacak, hangi cadde kimindir, hangi park kimindir? Sahiller kime ait? Sahiller kime ait? Bunu vatandaş bilmiyor. Bir önceki dönem, yani bir ay öncesinde suya ilçe belediyesi bakıyor, sivrisinek işte haşere ilçe belediyesi bakıyor. Tüm görevler ilçe belediyesi, yani sular vesaire, yani su, temiz suyumuz, kanalizasyonumuz, her şeyimiz böyleyken ana arterlerimiz birdenbire bu değişim, Büyükşehir'de hazır altyapısı olmadığı için zor bir dönem geçirdik. Bunu mesela Ayvalık içinde yaşadığımız en büyük sıkıntılar, Ayvalık'ın kanalizasyon altyapısı özellikle tarihi kentlerin içinde çok sağlıklı olmadığı için, 1950'lerde, 1970'lerde yenilenmiş olan, 50'lerde başlayıp 70'lerde yenilenmiş olan bu altyapı hepimize çok büyük sıkıntı yaratıyordu. Evet. Çünkü bunların tamiratları ve üst yapıların tekrar yolları yapmak hakikaten çok ve Büyükşehir'i yapması gerekirdi. Tabii. Ama bizler de el birliğiyle yaptık. Onları daha sonra anlatırız. Evet. Şimdi bizim yaptığımız, yani benim ticaret odasında 9 sene Ayvalık için çalışmam, benim
Ayvalık'ın doğru reklamını yapmak, Ayvalık'ın ürünlerini ve geçmişini, tarihini, kültürünü, vizyonum o. Yani bunları tanıtmak, bunları korumak, ileriki kuşaklara taşımak ve bunları doğru anlatabilmek. O yüzden belediye başkanlığı dönemimde de Ayvalık'taki sosyal belediyeciliğin yanında Ayvalık'la ilgili tanıtımlarda, hamlelerde doğru işler yapmaya çalıştım. Bunlardan bir tanesi işte bir teferisyenliğidir. Mesela Küçükköy'ü tekrardan hareketlendirdi. Yani yıllarca insanların çok gitmediği, herkesin Sarımsak'ta o bölgeye gittiğinde, Sarımsak sahiline gittiği yerde Küçükköy'de yaptığımız önce bir hasat şenliği, arkasından bir teferiçle biliyorsunuz Boşnakların baharı karşılamaları ile ilgili bir şenliktir. Bütün Balkanlarda kutlanır. Onu ilk defa Ayvalık'ta bizim dönemimizde yapılınca herkes Küçükköy'ün içini gördü. Oraya da sanatçılar gelmişti ve sanatçıların da katkıları ve Küçükköy halkının katkıları, Küçükköy'deki yaşayan kadınların el emeklerini dedim ki topladım onları. Bakın bu teferiçi yapacağız, bu hasat şenliğini yapacağız. İlk önce hasat şenliğini yapmıştık. Dedim ki evde yaptığınız hani boşnak böreği çok meşhurdur. Birçok yemekleri var. Sadece börekle biliniyor ama yani boşnakların kültürü çok geniş. Bunları da tanıtır. Siz hatta size biraz dedim bu evinize de ekonomik bir gelir getirir. Katkı sağlar, doğru. Aradan 5 sene geçti. Teferisyenliğin haricinde de hala kadınlarımız orada çalışıyor ve oradaki dükkanların çoğu işte kafeler hale geldi. Sanatçılar tabii çok büyük katkı verdi ama hep onları söylemiştim. Küçükköy'ün kendi halkı burada yerler atsın ve onlar esas buranın sahibi ve onların olmadığı bir Küçükköy bir anlam ifade etmez diye her zaman bunu ifade etmeye çalıştım. Şimdi daha sonra da Ayvalık'ı uzun ve meşakkatli bir uğraşla UNESCO'nun geçici miras listesine soktuk. Evet, evet. Ve endüstriyel peyzaj konusunda Ayvalık'ı UNESCO'ya soktuk. Bu uluslararası bir olay. Yani UNESCO'nun listesinde girdiğiniz zaman dünya sizi daha çok tanıyor. Ve dünyadaki birçok yapacağınız projeye kaynak bulmak da UNESCO yolculuğunun sırasında ve UNESCO'ya kesin listesine girince çok daha kolaylaşıyor. Bununla ilgili uzun bir çalışma yaptık. Bununla ilgili 3 sene, 4 sene birçok kurumla çalıştık. Çalıştay yaptık. 12 üniversite ve devam etti bu. Evet. Bu süreci hiç bırakmadım. Ayrıca da tabii sosyal projelere önem verdim. Mesela hiç yaşlılarımıza karşı, gençlerimize karşı çok güzel projeler ürettik. Çocuklarımıza keza. Mesela yaşlılara bir şey vardı, bir yaşlı bakım evi vardı ama onu yeniledik. Başka bir yere taşıdık. Yepyeni yaptık. Aynı zamanda yine özel çocuklarımıza, onlara eğitim veren güzel bir ekip vardı. Benden önce vardı bunlar ama onlara daha iyi bir imkanlar sağladık. Diğer derneklerin yine bu özel çocuklara Altınova'da ve Ayvalık'ta onlara destekler verdik. Ama bir de yaşlılarımıza evde bakım sistemi kurduk. Yani bakım desteği verdik. Yani evde hem sağlıkla ilgili hem onların hijyenliği, temizliği, onlara dokunabilmek adına en azından haftada bir kere bazen iki kere birilerinin onlara gelip evinde hatırlatmasıyla gelip tıraşından, affedersiniz, tırnak kesimine, özel bakımlarına kadar birçok şeyi evlerinde o yaşlılara yaptık. Bunların sayısı da yaklaşık o dönemlerde %120 arasında değişti. Yani iki ekip kurmuştuk. Bunlar evde bakım ve sağlık ekibi olarak. Bunu başlattık mesela Ayvalık'ta. Bu tabii güzel bir çalışmaydı. Şimdi de devam ettiğini düşünüyorum. Önemli bir çalışmaydı. Ayvalık'ın çok ihtiyacı olan bir gençlik merkezi yaptık. Mesela gençlik merkezinin projesini yaptıktan sonra hayırsever abimiz Can Bey, dedim ki Can abi, dedim bu projenin dedim kaba inşaatını yapar mısın? Hiç hayır demedi, yaptı. Baktım ekonomimiz iyi değil, yani bütçemiz belediyede, ince inşaatını da yapamayacağız. Dedim Can abi bunu ince inşaatını da yap bari de dedim. Tam olsun dedim. Sağ olsun bizi kırmadı. Proje üzerinde ben çok çalıştım. Bununla ilgili
Çok yerde, Bursa'da olsun, Eskişehir'de olsun çok çeşitli gençlik merkezlerini geliştirdim. Arsamıza göre en uygun olanını yaptık. Yaklaşık 7 tane salon yaptık. Bir de kulis yaptık. Ve bununla ilgili Ayvalık'a bir hizmet verdik. Bunları tabii Zeytin Çekirdekleri projesiyle de birleştirdik. Ama onun dışında satranççılarımıza, kütüphanem içine yapıldı. Bu kütüphanede Çağdaş Yaşam Derneği Kerim Bey diye çok zarif İstanbul'da yaşayan Ayvalıklı da sayılan bir arkadaşımız var. O da Türkan Minibaş'ın adını koyalım dedi. Bütün kitaplar ve oradaki rafları ben getireyim dedi. Yaklaşık 7000'e yakın gençlik ve çocuk kitapları getirerek o kütüphaneyi Türkan Minibaş'ın adına Ayvalık Çağdaş Yaşam Derneği'nde bize önermesiyle gururla koyduk oraya ismini ve çalıştı. Diğer salonları da piyanolar, işte folklorcularımıza, satranççılarımıza yaptık. Ama şimdi bakıyorum da artık orayı geliştirmek lazım. Evet. Mesela bu pandemi dönemi çok zayıflattı. Bizi çok vurdu. Evet, yani, dünyayı vurdu, her yeri vurdu. Gençleri bence en çok vurdu. Yani gençler maalesef pandemi döneminde çok şanssızlar. Yani okul, yüz yüze eğitim yok. İşte faaliyetler düştü tabii. Özel faaliyetler düştü. Okul ortamını yaşayamıyorlar. Yani bunu ilkokuldan ta üniversite talebelerine de söyleyebiliriz. Yani üniversiteyi yeni kazanmış çocuklar bir yıldır üniversiteye gidemediler. Yani o kampüs hayatını yaşayamadılar. O amfideki derslere giremediler büyük bir kısmı. Bu çok bir şanssız dönemdi. İşte bu dönemde bence şeyi değerlendirmek lazımdı. Bu gençlerimize nasıl o gençlik merkezinden bir iletişimle, işte artık sosyal medyayla yani oyunlar ve şeyler var. Yani birçok yapılabilecek bir şeyler var. Şeyden olabilir mi? Bastım. Devam edelim. Sen de görünüyor mu? Ben açmıyorum interneti, Evet, bir ara verdik. Herhalde bir teknik problem oldu. Evet, eğer bizi olabilir. Duyuyorsanız bir ufak bir problem yaşadık. İnternetten kaynaklanır zannediyorum. Şey yapabilirsin, durdurabilirsin canlı yayını. Şu anda evet. Geldi. Şeyden tekrar kaynaklanıyor. İnternet zannediyorum. İnternetten kaynaklanıyor. Evet. Evet, devam edelim o zaman. Evet. Başkan, şimdi tabii ki siz siyasetçisiniz bir yandan da bazı sivil toplum kuruluşlarında bulundunuz. Bugünlerde Rami Gence ne yapıyor? Nasıl geçiriyor? Yani tabii hayatım burada geçtiği için bir kere çok arkadaşım, dostum var. Yani onlar var ama ben tabii geç baba oldum. Bunun hem iyi tarafı var hem zor tarafı var. Yani zor tarafını halletmeye çalışıyorum ama oğlumla ilgileniyorum çok. Evet. Mümkün olduğu kadar oğlumla ilgileniyorum. Bu bir fırsat diye düşünüyorum bana. Bana bir hediye olmuştu zaten. Zamanınızın çoğunu alıyor. Oğlum, evladım. Şimdi de onunla vakit geçirmeye daha özen gösteriyorum. Evet. Tarımla benim ailem geçmişi tarım. Ben de yıllarca 2000 yılın başına kadar tarımla uğraştım. Tarımla ilgili bazı çalışmalar yapıyorum. İşte zeytin ağaçlarımı işte bakımını kendim üstlendim artık. Onlara bakıyorum gibi. Ama farklı bir şey yapıyorum. Kitap yazıyorum. Konu ne? Konu aslında 300 yıl önce başlıyor. Yani biz burada köklü bir aileyiz. Altınova'da, Ayvalık değil ama merkez. Altınova'da. Oradaki ailemin çoğu önemli görevler almışlar tarih içinde. Onların hayatlarını araştırdık. Sağ olsun değerli hocamız Ayvalık'ta Ömer Erdem Osmanlı arşivlerine girdi. Bu pandemiden biz bir fırsat yakaladık. Ömer hocamızın işte ailemin bundan 250-300 yıl öncesine kadar inen tarihini, belgelerini çıkardı. Biz bunları tabii ailemizden, akrabalarımızdan, kulaktan biliyorduk ama bunların Osmanlı arşivlerini buldu. Ondan sonra biz de dedik ki ya bunu bir günümüze kadar getirelim. İşte dedelerimin, babamın yaşadıkları, bana anlattıkları annemin.
çok enteresan şeyler çıkmıştır herhalde. Tabii tabii, çok enteresan. Çünkü yaşanan tarihle bizim ailemizin o günlerde ne yaptığını işte dilimizin döndüğü kadar anlattım. Onun için şu dilim döndü diyorum. Bunu yazan, kitabı yazıya çeviren ben değilim. Editörlüğünü Bülent Şentay abimiz yapıyor. Ha, güzel. Bülent abi de yaklaşık 13 aydır bu işe çok emek veriyor. Çok güzel. Eylül-Ekim ayı gibi kitabı çıkarmayı düşünüyoruz. Çok güzel. Benim çocukluğumda yaşadıklarım, işte ilk çiftlik hayatımız, benim Altınova'daki çiftlikte yaşadıklarımız, Altınova'daki yaşadıklarım, son Ayvalık'a 1966'da lise gelişim, ilkokul dönemim, evet, lise hayatım. Hı. O devirde Ayvalık'taki hatırladıklarım, o devirin tarihi olaylarını nasıl hatırladığımı kendi gözümden, askerliğim, işte daha sonra da sosyal faaliyetlere, iş hayatına girişim, bugüne kadar gelen bir kitap. Bayağı bir heyecanlanıyorum bu kitapla ilgili. Zaman zaman uzun telefon görüşmeleri yapıyoruz. Hem Ömer arkadaşımızla, hocamızla, Ömer Erdem hocamızla, hem de Bülent abiyle bir sonuca geldik. Bu kitapta Ayvalık bir dönemi benim gözümden, tabii çok içinde Ayvalık'ın her şeyini anlatmak mümkün değil. Onunla öyle bir iddiası yok kitabın. Evet. Onu söyleyeyim. Benim gözümde hatırladıklarımla o günkü tarihi olayları birbirine örtüştürerek, güzel, ve benim daha sonra spor kulübünde yöneticilik yaptığım, Ayvalık Gücü Spor Kulübü'nde yaklaşık 6 yıla yakın bir yöneticilik yaptım. Bir yılında da başkanlığını yaptım. Daha sonra Ticaret Odası'na 9 yıllık bir başkanlığım oldu. Ve 5 yıllık belediye, 5 yılda başkanlığı, belediye başkanlığı. Bu dönemde yaptıklarım, o dönemde yaşadıklarım, bunlar içinde arkadaşlarımla geçirdiğim komik olaylar da içinde olmak üzere. Güzel. Böyle bir kitap. Yani bunlar bizde böyle hafızamızda kalıp sohbetler yerine bunları belgeleyelim. İleride bunlar gibi çok kitap olmalı Ayvalık'ta. İnsan yaşadıklarını anlatıp, insanlar yaşadıklarını anlatıp Ayvalık'ın ileride tanınacak hafızası bunlar. Yani ben daha de iyi o tanınacak. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Yani siz diyorsunuz ki bunlarla beraber işte gün geçiriyorum diyorsunuz. Yani tabii de bunlar tabii hem tarım hem işte bu kitap hem oğlum, vaktimizi geçiriyoruz. Geçin. Yapamadığım, unuttuğum, eksik kaldığım şeyleri çok vaktim olmamıştı son 15-16 senedir. Onları şimdi yapmaya çalışıyorum. Güzel. Başkanlık, ticaret odasında başkanlık yaptınız, zaten belirttiniz. Biliyorsunuz o dönemde ilk zeytin hasatı şenliklerini siz mi organize, evet, ettiniz? Evet. Nasıl oluştu? Bunu biraz açabilir 2010, misiniz? 2005 senesinde Ayvalık Ticaret Odası Başkanı seçildim. Mart ayıydı. Ve işte öncelikle ticaret odasının fiziksel imkanını, bir değişikliğini yaptık. Arkasından üyelerimizle diyaloglar vesaire. Daha önce bazı hasat şenlikleri yapılıyordu Ayvalık'ta ama böyle her yıl değil ve düzenli değil. İşte bunu daha çok panel gibi yapılıyordu. İşte zeytincilerin sorunları, efendime söyleyeyim, işte tüccarların sorunlarını anlatan, ihracatın sorununu anlatan toplantılar halinde yapılıyordu bunlar. Başarılı oluyordu ve ses getiriyordu. Biz de arkadaş sohbetlerinde zaten bizim vizyonumuzu geliştiren çevremizdeki insanlardır. Yani insanoğlu tek başına ne ve hiçbir şeyi doğru yapabilir ne de her şeyi düşünebilir. Böyle bir şey mümkün değil. İnsanın vizyonunu geliştiren çevresindeki insanlardır. Bazen hiç tahmin etmediğiniz insanlardan bir şeyler öğrenirsiniz. Hiç bu insandan ben bunu öğrenirim diye düşünmeyin, ayırmayın. Herkesten bir şey öğrenebiliyor insan. Evet. Benim 60 yıllık tecrübem bu. Bir şeyi tınk diye kapıyorsunuz. Ben de, benim bir değerli bir arkadaşım var, Bülent Kürşat. Ya Bülent de böyle bir gün oturuyorduk. Dedi ya işte Ayvalık dedi hasat şenliği çok yakışır falan, işte zeytin hasat şenliği falan diye. Oradan benim kafama kaldı bu. Sonra bunu tabii meclisime, yönetim kuruluna getirdim. Nasıl yapabiliriz diye bir heyecanla başladık. Ben heyecanlı bir insanım. Benimle beraber çalışanlar da aynı heyecanı yaşarlar. Yani ben heyecan yetmiyor bana. Bir müddet sonra herkes işini gücünü bırakıyor. Bu tip sosyal faaliyetler, yani spor kulübü başkanlığımda da, ticaret odası başkanlığımda da, belediye başkanlığımda da birçok insan meccane olarak koşturmuştur. Böyle bir enerjimiz var. Vesileyle hasat şenliklerini başlattık. Ama gerçekten çok güzel programladık. Çevremde çok değerli arkadaşlar. Madra ailesinden Sezai, Salik, işte efendim yönetim kurulu arkadaşlarım o gün olmak şartıyla. Meclis üyeleri, bütün bir meclis üyeleri. Her zaman yanımda oldular. Onlar, yani tek tek hepsine teşekkür ediyorum. Hep beraber yaptık bunların hepsini. Yani neler yaptık onu söyleyeyim. Yani o zaman
Yani şu anda istediğiniz konumda mı o Hasan? Yani oraya geleceğim, evet. De şunu söyleyeyim. Mesela 2009 senesinde Komili fabrikası, Komili markası Hasaç yenliklerinin yazılı basında çıkan bütün yazılarının fizibilitesini bir ajansa araştırtmış. 500 bin euroya yakın bir rakam. Yani bunu eğer parayla biz ayvalık ve zeytinyağı için yatırsaydık 500 bin euro 2009 yılının parasıyla. Bunun görsel basında, yani televizyonda ve radyolardaki değeri 1-2 milyon euro yapıyor. Yani toplam 2-2,5 milyonluk her sene euroluk bir reklamı oluyordu Ayvalık'ın. Hem de neyle ilgili oluyordu? Zeytinyağı, yemek, tarihi kent, evet. Ve kış için Ayvalık'a gidilebilir. Sonbaharda, ilkbaharda Ayvalık'a gidilebilir. Hasat şenliği zamanında Ayvalık'a gidilebilir. Ayvalık'taki markalar hepsi çok özel markalardır. Butik markalardır ve yöresel markalardır. Bunları öne çıkarmak için de bir de zeytin pazarını içine ilave ettik. Küçük, evet. Bir fuar diyebiliriz buna. Ve onda 2 sene sonra kurduğumuzdan 2007'de başlattık onu. Eksiğimiz dedik bu. Ve inanın çok ses getirdi. Ama onunla da kalmadı hasat şenlikleri. Hasat şenlikleri zeytin üreticisinin müthiş dertlerini anlatan bir platformdu. Çok önemli gazetecileri getiriyorduk. Buraya yaklaşık uçak kaldırıyorduk. Bunlara sponsor buluyorduk, destekçi buluyorduk. Edremit Havaalanı'na indiriyorduk. Cuma akşamı, pazar akşamı geri götürüyorduk. Türkiye'nin en büyük ekonomi yazarları, gurme yazarları, turizm yazarları gibi gezi yazarlarını ve tarım yazarlarını Ayvalık'a getiriyorduk. Gazete falan ayırmadan. Yani bunları dertlerini dinliyorlardı. Çünkü bir iki tane panel yapıyorduk, konuşmalar yapıyorduk ve bunları anlatıyorduk. Bunların devletten de çok katılan oldu. Özellikle bürokratlar, müsteşarlar, o zaman müsteşarlıklar vardı. Müsteşarların çoğunu buraya davet ettik. Tarım Bakanlığı'nın müsteşarlarını, Ticaret Bakanlığı'nın müsteşarlarını buraya hasat şenliklerine davet ettik. Türkiye'deki çok önemli sağlıkla ilgili hocaları davet ettik. Yani bu zeytinyağının sağlığa olan faydalarını anlatabilmek adına bunları çok ciddi duyurduk. Bunları duyururken de Ayvalık mutfağını da duyurduk. Tabii. Bu gelen insanları ağırladık ve bunların yazılarında bizim Ayvalık'ta çok yelpazesi gezik, çok güzel restoranlarımız var. Yani bugün hepsi ayrı ayrı bir değer. Bunların içinde esnaf lokantaları da olmak üzere, bildiğiniz gibi balık üzerine, meze üzerine olan restoranlarımız da olmak üzere Ayvalık'ta şaşırtıyor insanları. Evet. Ya aracı daracı sokağın içinde bir enginar yiyorsunuz. Şaşırıyor adam. Gurme diyor ki, ya bunu diyor biz diyor bilmem ne de Michelin yıldızlı bir restoranda yesek esnaf hiç hayır demeyi. Ya bizim alışkın olduğumuz esnaf lokantalarının, evet, kalitesi ve standardı Ayvalık'ta bu. Bunu görünce insanlar Ayvalık'ı daha iyi anlatmaya, evet, orijinalliğini bozmaya. Biz de bunları çok destek verdik. Turizme ciddi katkısı olduğunu, doğru olduğunu inanıyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Her sene 2 milyon euronun üzerinde bir rakamın bedava reklamını yapıyorduk. Bunları çünkü biz o zaman destekçilerimiz de bu zeytinyağı firmalarıydı. Evet. Yani ticaret odasından bir para harcamıyorduk. Hatta biz ticaret odasından bunlarla bir şirket kurduk ve duysal analiz laboratuvarını da bu hasat şenliklerinden kalan sponsorların desteğiyle kalan paralarla yaptık. Türkiye'deki ilk tabii uluslararası, evet, duysal analiz laboratuvarıdır. Akreditasyonunu da uluslararası olarak İspanya'daki uluslararası zeytinyağı konseyinden aldık. Hala devam ediyor. Onu da daha öncesinde Ayvalık zeytinyağının coğrafi işaretini almıştık. Yine bizim dönemimizde ilk başlarda. Onun da altyapısını yapmış olduk. Türkiye'deki ilk zeytinyağı coğrafi işaretini alan biziz. Küçük ilçelerde de ilk akreditasyonlu ticaret odasını alan yine Ayvalık Ticaret Odası'dır. Ben ve o zaman benimle beraber çalışan yönetim kurulu ve meclis üyelerimin de bunda çok büyük katkısı vardır. Sadece bunlarla kalmadık. Yayınlar çıkardık, kitaplar bastırdık. Ayvalık'ın tarihini anlatan ve en önem verdiğimiz şey de çevresini anlatan, çevre doğayı anlatan. Doğayı neden Ayvalık değerli? Çünkü doğası
korunmuş olduğu için buradaki tabiat parklarını, doğal sit alanlarını, kiliseleri, zeytin alanlarını, var, adaları var. Adalarımızı bunları anlatan çok yayınlar çıkardık. Evet. Adım adım Ayvalık bir tanesi örneklerinden bunu söyleyebilirim. Ben Ticaret Odası Başkanlığı dönemimde bu çevreye cidden bütün ülkede çok ciddi sıkıntılar yaşanıyordu çevreli. Her yeri betonlaşıyor. Bunları fark edince Ayvalık'ın yani bu farklılığını daha iyi hissettim. Ve zeytin ağaçlarının da korunmasını, doğanın korunmamız gibi zeytin ağaçlarımızı da korumamız gerektiğini inandım. 96 yılında rahmetli analım Melih Pabuççuoğlu Burhaniye'den milletvekilimiz oldu. Kendisi avukattı. Plan Bütçe Komisyonu'ndaydı o yıllarda. Ve bir kanun çıkartıyor. Ulu Önder'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün 30'lu yıllarda çıkardığı bir zeytin kanununa ilave olarak, yanılmıyorsam 96 yılında maden ve maden araması ve maden işletmesi yapılamaz, arama yapılamaz, zeytinlerin içinde bir şey alanlarında yapılamaz diye bir ilave madde koydurmuştur. O da bizim bütün bu zeytin alanlarımızı bugüne kadar korumuştur. 96'dan önce olan imar yasasında zeytinler imara açılabiliyordu. Şu anda bizim bütün Körfez'de gördüğünüz zeytin alanların içindeki bütün alanlar, binaların yapılaşması o yıldan önce imara girenlerin müttesebek hakkı olduğu için kullanılmıştır. Evet. Buradan da Melih milletvekilimizi Pabuççuoğlu'nu rahmetle analım. Önemli bir iş yaptı. Evet. Daha sonra tabii 2000 yıllarından 2005'ten sonra bu yasayı çok değiştirmek istediler. Biz de ben Ticaret Odası Başkanı iki kere maden yasasındaki yaşadığımız yani zeytin alanlarının içinde binalaşma ve yapılaşmanın dışında maden aramasına karşı gelmek için mecliste o zamanki Ulusal Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan ve Burhaniye Belediye Başkanı Fikret Akova ile beraber sabahladık. Komisyona girdik. Orada konuşma yaptık. Bunun yanlış olduğunu, bunun meclis ana oturumuna gitmemesi gerektiğini, bu zeytin alanlarımızın ellenmemesi gerektiğini, bu zamanlar Ticaret Odası Başkanı'ydı. Bunu iki kere yaptık. İki kere ve bu deneme çok oldu tabii. Daha sonra belediye başkanıyken de aynı mücadeleyi verdik. Buradan büyük bir heyetle gittik. Hatta bütün şeyleri, komisyonları gezdik ve en sonunda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na grup toplantısında buradaki genç zeytinci arkadaşlarımızla Aydın Şensal ve Ali Kürşat'la beraber bir zeytin fidanı hediye ettik ve dedik ki destekleyin bizi. Tabii ki Genel Başkan bunu destekledi ama bütün partiler bu yasayı özellikle iktidar partileri çekti geriye. Yani bu yine bir sıkıntı önümüzde yine gelebilir. Yine birlik beraberlik bütün sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bunları korumak. Yani ben şunu anlatmak istiyorum. Ayvalık özel bir yer. Ayvalık'ımıza doğasını koruyarak, Ayvalık'ta ürünlerini koruyarak Ayvalık dünyada tanınan bir yer haline gelecek. Eksiklerimiz yok mu? Hepsi var ama biz eğer şimdi hata yaparsak, özellikle yapılaşma alanında hata yaparsak bir daha geriye dönüşü olmaz. Daha bilinçlendiğimiz zaman bazı şeyler yapılabilir. Mesela şu anda isterseniz soru sorun bana, ben konuşmaya başladım. Olsun, bunu anlatın ya. Siz. Yani siz isterseniz son cümlenizi kullanın. Peki ben şöyle bir şey düşünüyorum. Ayvalık'ta gençlerimizle ilgili bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben Ayvalık'ta yaptığım projelerden bir tanesi de gençlerin iş bulması adına Ticaret Odası Başkanlığından kendime hazırladığım organize sanayi sitesiydi. Evet. Gıda İhtisas Organize Sanayisi'ni 500 dönüme yakın Altınova, bir arazi üzerinde Altınova'da kurduk. Buna Büyükşehir Belediyesi destek verdi, Ayvalık Belediyesi destek verdi. O zaman ben başkandım. Destek verdi, değil mi? Tabii. Ticaret Odamız Ayvalık, efendime söyleyeyim, Balıkesir Sanayi Odamız ve Valiliğimiz destek verdi, para da verdi ve yatırımcıları bulduk ve arsamızı satın aldık ve ÇED raporunu yaptık. Artık son aşamalarına geldi. İnşallah şimdi fizibiliteleri çıkartılıyor diye biliyorum ve yatırımları başlayacak.
Bu açıdan önemli. Oraya yaklaşık 30'un üzerinde fabrika yapılacak. Hafif sanayi değil mi? Yani atığı çok yok. Gıda üzerine. Zaten o atıkları da kendi içinde organize sanayi siteleri, organize manası o. Hepsi beraber ortak bir mesela arıtma yapacaklar. Zaten orada öyle doğaya zarar verecek bir atık olmayacak. Ama enerjisini beraber getirecek ve birçok teşvikten de yararlanıyor. Tabii Türkiye'deki iklim şu anda çok yatırım yapmaya müsait değil. Yani ekonomik sıkıntılar işte yaşanan pandemiden dolayı, evet, yaşanan sıkıntılardan dolayı ama ben tahmin ediyorum 5 yıl içinde orada en az 510 sene sonra da 1000'in üzerinde insan ekmek yiyecek. Evet. Ve onlara bağlantılı olarak da sözleşmeli tarımla Altınova Ovası ve Dikili Ovası'ndaki şu anda sulanan arazilerde sözleşmeli tarımın bu fabrikalarla yapacağı anlaşmalarla artacağını, tarımda çalışan işçimizin de önemli. İsterseniz tarımla ilgili bazı anlatmam gereken şeyler var diye düşünüyorum. Buyurun. Şimdi Türkiye'nin en büyük kanayan yaralarından bir tanesi. Bunu anlatayım ki Ayvalık'a da geleceğim. Evet. Çünkü Ayvalık sonuçta bir turizm kenti olduğu kadar bir tarım kenti. Yani ovası İkisi var. Bizi beraber anılıyor zaten. Tabii tabii. Ya zaten öyle olmadı. Yani Ayvalık'ın orijinalliği, güzelliği de buradan. Yani zeytincilik var, toprak tarımı var, köylerimizde ciddi tarım yapan aileler var. Evet. Türkiye'deki bence en büyük sorun tarımın gerilemesi. Bakın son 20 senede tarımda 25 yıl önce tarımda milli hasılamızın %12'si falan tarımdan gelen gelirmiş. Bugün %6'ya düştü. Hep ithal ediliyor çünkü. Evet. Biliyor musunuz 2020 yılında Türkiye tarım ürünlerinde 9,5 milyar dolar tarım ürünü ithal etti. Ve rekoru kırdı. Cumhuriyet tarihinin dolar üzerinden rekorunu kırdı. 9,5 milyar dolar. Son 20 senede 117 milyar dolar biz son 20 yılda tarım ürünü ithal etmiştik. Şimdi bu, yani biz çocukken okurduk işte ortaokulda, ilkokulda. Herhalde doğru bilgiydi. Dünyada 7 ülkeden bir tanesidir kendi kendini besleyen bu ülke. Evet. Şimdi bu ithal edilen ürünlerin listesine bakıyorsunuz. İçinde fasulye de var, nohut da var. Buğday bugün da evimizde var. Yediğimiz buğday ekmeği, buğdaydan yapılan yani ekmeği yapıldığı buğday da var. Pamuk da var. Her şey en büyük rakam da pamuk. O tabii belki alınabilir. Her şeye de ben yetiştiremeyebilir. Çünkü çok büyük bir tekstil de var Türkiye'de. Ama gıda ürünlerinin neredeyse hepsini, et de dahil, kırmızı et ithal eder hale gelmiş. Ona karşılık çok büyük bir işsizlik var bu ülkede. Niye bu oluyor? Şimdi 2006 yılında bu hükümet bir kanun çıkardı. Çok güzel bir kanun. Dedi ki anayasaya yazdırır. Dedi ki %1'ini dedi milli hasılanın bir yıl önceki teşvik olarak çiftçiye vereceğim dedi. Ama bugüne kadar %40'ını geçmedi bu. O 40 da bir yıl sonra ödeniyor. Anlatabildim mi? Yani bir yıllık ülkenin bütçesinin %1'i çiftçiye teşvik verilecek. %40 kadar veriyorlar. Aslında planlamayı şöyle yapmak lazım. Bunu herkesin bildiğini düşünüyorum ama niye yapılmıyor? Türkiye'nin ne ihtiyacı var nohutta, fasulyede, domatesde vesairede bütün ürünlerde emtiyası çıkarılır bunların. Ona göre bölgesel teşvikler verilir ama o teşvikler bugün Avrupa Birliği veya Batı dediğimiz işte Amerika'sı, Kanada'sındaki çiftçilere verdikleri primlere yakın olması lazım. Ki tarım para kazansın, gençlerimiz işsiz kalmasın. Bugün babalar göç olmaz. Babalar diyor ki tabii göç onun için bu kadar tabii, hızlı. Tabii. Babalar diyor ki ben çocuğumu çiftçi yapamıyorum, tarımla uğraştıramıyorum. Bir de 1980'lerden sonra Türkiye'de şöyle bir tarım politikası uygulandı. Hep büyüklere verelim. Daha büyük yapalım. Büyükler işte işçi çalıştırsın yanında falan. Ya şu anda ben size bir şey söyleyeyim. Geldiğimiz nokta eğer o büyük çiftliklerde Afganlar olmasın bütün çiftlikler kapanır. Şu anda öyle. Bizim gençlerimiz çalışmıyor oralarda. Niye çalışmıyor ama? Onu da söyleyeyim. Yani şimdi gençlerimize kızıyoruz. Diyoruz ki gençlerimize ya işte gençler tembel. Gençler işte o işi beğenmiyor bu işi. Öyle değil aslında iş. Bugün tarımda eğer devlet sponsor ederek sosyal güvencesini bu gençlere garanti etse, bunu devlet sponsor edecek, işverene de sponsor edecek, tek başına çobanlık yapan 50 tane koyun bakan dağdaki çobanı da SSK'nın içine alacak. Sosyal
şemsiyenin yani altına alacak. Bunu süspanse edecek bu devlet. Artı bu prim sistemleriyle, bahsettiğim prim sistemini, %1 milli hasılanın, anayasa diyor ya %1'ini evet, dağıtacaksın. Evet. Bunu 1,5 yap. 2 yap. Bir sürü yerden kısarak, bir sürü israftan kısarak yap. Bunların primlerini direkt ürüne ver. Bırakın başka teşvikleri, direkt ürüne, kaç kilo domates al paranı, kaç kilo fasulye al paranı. Ya bugün Türkiye dünyadaki en çok susam tüketen evet, ülke olmasına rağmen susam ekimi kalmamış bu ülkede ya. Evet. Yani geçen bir helvacıya gittim Bergama'da. Dedim ya helvalarınız artık dedi Sudan'dan gelen susamla yapıyoruz dedi. Yani yerli dedi kalmadı ki dedi susam. Yapalım doğru dürüst işte tahin, helva, şunu bunu. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye işsiz, gençler işsiz. Kimse yapmıyor. Çünkü genç de haklı. Sosyal güvencesi yok. Şimdi gittim seçim döneminde Beşiktepe'de adamın 150 tane koyunu var. Eskiden bizim köyde diyor 5000 koyun vardı. Şimdi 1000 tane kalmadı diyor. Gençler yapmıyor diyor. Niye yapmıyor genç? Çünkü SSK'sı yok. Yani güvencesi yok. Sosyal alanları yok. Sütten prim çok düşük. Kazan. Karın doyuramıyor. Ya ver onlara prim, rüzgar. Bakın nasıl her şey tersine döner. SSK'sını ver, ona nasıl tersine döner. Temin söylediğim bu tarım problemlerini, tarımı Türkiye'nin aşması lazım. O zaman biz gençlerimize yaşadığı yerde iş imkanı sağlamış oluruz. Ve köylerimiz de boşalmaz. Bizim burada köylerimiz bereket içinde tabii. Ben Türkiye'nin geneli için konuşuyorum. Yani bizim burada zeytinimiz var, bamya ekiliyor, çeşitli bahçe bakımları var. Yani burada Anadolu, bir sürü... İç Anadolu çok. Ben tabii her yer tabii için. Ege'nin de turizmi olmayan iç kesimleri için de söylüyorum bunları. Evet. Onlarda da sıkıntılar var. Durum bu. Yani ileride tarımda çalışacak kimseyi bulamayacağız. Bu bahsettiğimiz rakamlar da 9,5 milyar değil 25 milyar dolara çıkacak. Ve yani ülke yani iyice çıkılmaz halde olacak. Hem istihdam yaratamamış olacağız. Hem de şey, bunları da söylemek ihtiyacı duydum. Çünkü Ayvalık'ın tarımla ilgili yaptığımız bu organize sanayi sitesi de aslında bunlarla hepsi iç içe konular. Bunları yani bir vizyon üretirken sadece turizm değil tarıma da yönelik bir şeyler yapmak gerekir. Ona göre de yatırımlar da yapmak lazım. İnşallah bu yatırımcılar devam edecek. İnşallah. Bu süreçleri Ayvalık'ta işte gençlere sanatsal şeyler, gençlik merkezleri, zeytin çekirdekleri, projeler hepsini çok anlatmayayım. Vatandaşlarımız, evet, dinleyenlerim çoğu biliyor bu yaptıklarımızı. Ama bu organ sanayi sitesi de o denli önemli. Bugünkü kaymakam beyimize de çok teşekkür ederim. Çok o konuda organ sanayi sitesinin başka çalıştığı yerlerde de çok o konuda bilgisi vardı. Önünü açtı organ sanayi sitesinin bugüne kadar yaptığı hizmetlerle. Başkanı odur şu anda. Ona da teşekkür ediyorum Sayın Gökhan Görgülü Aslan'a. Evet. Başkan, tabii tarım önemli, bahsettiniz. Biraz da diyorum acaba şöyle bir siyasete mi geçsek? Girelim siyasete. Girelim. Siyasete girelim. Siz... Çok terletmeyin ama. Yok, evet. Normal. Sizin fikirlerinizde son zamanlarda öğrenmek isteyenler var. Başkan, siz Ayvalık Belediye Başkanlığı döneminde Ayvalık için yaptıklarınızı anlattınız. Daha var da bu şimdilik, evet, yani bu yeterli yeter şu anda. Daha tek çok... programda anlatırsak bir daha kimse çağırmaz bizi. Evet. Başkan, şimdi siz Ufuk Kova diye bir abimiz var, biliyorsunuz. Siz de iyi bir dostunuz. Tabii. Siz seçim döneminde beraber meclis üyeliği, adaylığı vardı onun da. Siz seçildiniz. Sayın Ufuk Kova da belediye meclisine seçildi. Çok da güzel çalışmalar oluyordu. Sonradan ne oldu? Yani bize biraz açar mısın? Çok söylentiler var da. Biz sizden biraz duyalım. Yani sizin dostluğunuz şimdi, halen devam bakın, ediyor. Evet. 2014 seçimlerinde Ufuk Ova ile beraber girdik seçime. O da Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi, üye oldu ve beraber girdik. Seçimi kazandık. Kendisi meclis üyemiz oldu. Evet. Ve gerçekten beraber iyi çalıştık. Evet. Beraber yol aldık. Ben bu konunun ne olduğuyla ilgili bir şey söylememe gerek yok. Yani zaman geçti. Yani kısaca şunu söyleyeyim. Siyasette böyle yola beraber çıkanların zaman zaman ayrıldığı oluyor. Güzel mi? Değil. Ama bu ilk defa
Lukova ile Benlin'de yaşanmış bir şey değil. Siyasette çok büyük yerlerde bile bunlar yaşanan bir şeyler. Bugün bunu tekrar hatırlamanın hiçbir anlamı, bir ifadesi yok. O gün onlar yaşandı, o günlerde kaldı. Keşke olmasaydı. Diyelim. Yani ben bunu uzatmanın bir cevap peki, vermiş olayım. Tamam başkan. Başkanım size bir şey söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz yönetimi bir toplantıda siz meclis üyeleriyle görüşüyorsunuz bildiğim kadarıyla. Meclis üyelerinin üzerine kapı kapandığına dair söylentiler sosyal medyada çok oldu. Size bu konu geldi mi? Nedir aslı sizin? Yani tabii bu da Cumhuriyet Halk Partisi iç meselesi ama yani bunu sorduğunuz şöyle söyleyeyim. Yani tabii bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir toplantıda kapının kapanmaması lazım. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisi olarak bir partiye içine girer. İnsanlar gerekirse toplantıları bizim dönemimizde ben böyle hatalar yaptıysak böyle abilerimiz ikaz ederdi bizi. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısı her zaman açıktır. Bizim çünkü gizli kapılar arkasında yaptığımız bir çalışma olamaz. Ben de zaman zaman yönetim kurulu toplantılarına çağrılıp belediye başkanı döneminde olduğunda yönetimden olmayan insanlar da gelir biz izlerdi. Bir kere o yanlış yani partinin kapısı kilitlenmez. Yani dışarıdan birisi gelebilir. Tamam burada bir sorun vardır. O zaman çıkarsın yönetim kurulu odasının odasında konuşursun. Ama sen salonda insanların kitleyerek halledemezsin. Orada tabii arkadaşlarımızdan, bayan arkadaşlarımızdan biri dışarı çıkmak istediğinde kapının kilitli olduğunu ve anahtarın üzerinde olmadığını görünce kapıyı şey yapınca bir rahatsız olmuş. Bu rahatsızlığını da ifade etmiş. Olay bu. Doğru mu? Yanlış yapılmış. Çok yanlış yapılmış. Ve bununla ilgili de soruşturma geçiriyorlar. Yani bunları da basına söyledikleri için şu anda soruşturma geçiriyorlar. Bunu doğru bulmuyorum. Bunu yönetim dediğiniz bunları absorbe eder, bunları halleder. Özellikle başkanı bir partinin, partide bu böyle bir aile arasındaki bir ortam gibi düşünmek lazım. Aynı fikirde olmasanız beraber belli bir ülkünüz var. Bir parti ve partinin bir yönetimi en üst seviyedir. Bu ilçe başkanı da buradaki en üstteki insan. Ötekileştirilmemesi lazım. Ötekileştirilmemesi, bu işi körüklememesi, bu işi halletmesi gerekirken bunları kendileri basına taşıyıp onun da yanlış olduğunu meclis üyelerinden bazıları anlatmaya kalkınca siz basına nasıl böyle bilgi verirsiniz diye de ifadeye gitmiş de oluyorlar. Bunlar doğru değil. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi alışkın değil böyle şeylere. Çünkü önümüzde 2023'te çok önemli belki de erken olacak bir seçim var. Bilmiyoruz nasıl olur. Cumhuriyet Halk Partisi erken seçim istiyor. İktidar şu anda öyle bir şey gerek yok diyor ama en kötü 2 yıl sonra Türkiye'ye bir seçim bekliyor. Evet. Ve Türkiye'nin bu tarihi döneminde bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin idare edenlerin böyle ilçe yöneticilerinin özellikle çok dikkatli olmaları lazım. Yönetimin özellikle başka yerden idare edilmemesi peki, lazım. Ilçe yönetimi... Ayvalık'taki sorunun en büyüğü Ayvalık yönetimi bir başka beyinle yönetiliyor. O yüzden evet. Bütün sıkıntı başarılı çıkıyor. Mı diye soracaktım zaten. Şimdi yani şu anda bir seçim yok. Yani böyle bizim dönemimizdeki çok seçim yok. Ama başka bir yerden dizayn edilmeye başlayınca bu tehlikeye gider. Evet. Yani bu yönetim herkesi kucaklamalı. Ona oy veren, oy vermeyen herkesi kucaklamalı. Hiç kimseden, hiç kimseye şey yapılmamalı. Söylediğim gibi başka bir yerden dizayn edildiği için bütün kangren orada. Bunu söylemekte bir şey bulmuyorum. Bundan geri adım atılabilir, bu düzeltilebilir, adaletli hale gelinebilir, bu çözülebilir ve hiçbir sıkıntı da olmaz. Çünkü hep sonuçta hepimizin hedefi Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımaktır. Buradaki meclis üyelerimizin şu anda bu ifade veren onların da hedefi budur. Bunda hiç kimse şüphesi olmasın. Biz Türkiye'de bu kadar işsizlik, bu kadar sıkıntı, bu kadar büyük sıkıntılar yaşanırken biz de Ayvalık'ta böyle yok onun adamıydı, bunun adamıydı gibi laflarla bu partiyi partimize zarar veremeyiz. Gündemi başka yere taşıyamayız. Ben onun için bu kadar anlatacağım bu meseleyi. Evet, teşekkür ederim. Başkan siz 2014 yerel seçimlerinde kazandınız. 2019 seçimlerinde ne oldu da kaybettiniz? Yani bir temel bir şey var. Şimdi siyasi konuşayım. Evet. 2014 seçimlerini %37 oyla aldım. Evet. 38,5-39 oyla da kaybettim 2019'da. Tabii sadece ben
yani Ayvalık kutuplaştı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybetmesini isteyen yönetiminden de size biraz zarar geldi gibi yani şöyle gibi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ayvalık'ta kaybetmesi isteyen diğer partiler böyle bir fırsatı değerlendirdiler. Çok büyük bir oyla desteklediler. Yani bunu herkes biliyor. Şimdi bazen yani biraz siyaset yapayım. Böyle evet. Toplumlar işte başkan diyor siz sana oy vermedin. Biz diyor işte başka bir partidendik. Peki neden vermediniz? İşte biz AK Partiliydik diyor. Sana verecektik ama sana vermedik. Neden? Ya çok vurdun bize diyor. Konuşmalarında vurdu. Ya ben dedim Cumhuriyet Halk Partiliyim. Bu iktidardan memnun olmayacak. Ne diyeceğim? Tabii ki vuracağız yani biz. İnsana da bir Cumhuriyet Halk Partili olarak onlar böyle kendi partilerine inanmışlar. Böyle açık açık söylüyorlar. Medeni bir şekilde söylüyorlar. Bundan daha güzel bir şey yok. İnsanların seçim atmosferi bittiği andan, seçimler açıklandığı andan itibaren her türlü kin, nefret gibi hiçbir şey zaten olmaması lazım. Bundan hepsini unutup seçim döneminde hepsini bırakıp yeniden hayatına başlaması lazım. Onlarla yaşamaya başladığınızda hem kendi sağlığınızdan olursunuz hem de etrafınıza verdiğiniz kötü enerjiyle olur. Şimdi bazıları diyor ki Rahmi Gençer işte şu anda seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı meclis üyelerini işte idare ediyor. Hiç öyle bir şey yok. Bir kere o insanların karakter yapısı ona müsait değil. Hepsi kendi işinde belli seviyelere çıkmış kariyerli insanlar. Bir de öyle bir dünya görüşleri yok. Ben onlarla arkadaşım. Arkadaşlığımızın seviyesi dışında onlarla bunun dışında hiçbir şeyi yönetmem, yönettirmezler de onlar da bana. Benim de öyle bir niyetim yok. Beni yakından tanıyanlar bilir. Ben meclis gündemlerini bile sormam. Onlarla bunları bile konuşmam. Ama arkadaşımdır, seviyorum insanları ve inanıyorum ki dürüst insanlar ve siyasette bu memlekete geçmişte de hizmet etmiş olanları var. Yeniden hizmet etmeye aday arkadaşlarımız var içinde. O yüzden yani görüşmeyeyim mi arkadaşlarla? Böyle bir saçma bir şey olabilir olmaz mi? Tabii. Hiç kimseyi ben dizayn etmiyorum. O dizayn edenler başka, yani başka insanlar. Onlar çünkü öyle alıştıkları için dizayn edilmeye, onlar herkes için aynı şeyi düşünüyorlar deyip biraz da siyaset yapayım. Evet, evet devam edelim. Şimdi başkan siz tabii ki Küçükköy Altınova beldeydi. Ha kaybettiğimi sizin... ilgili biliyorsunuz. Evet. İşte bu yüzlerden ama şey çok koydu bana. Bu arkadaşlar dedi ya bana AK Partili arkadaşlar sana oy atacaktık bize çok vurdun. Sonra düşündüm dedim ki ya vurmasam mıydım ya? Yani? Cumhuriyet Halk Partisi'nden evet. Tabii ki herkesin bana oy vermesi mümkün değildi. Zaten oylarımızdan bir 4-5 bin oy geçti yani karşı tarafa partimizin oylarından. Dedim ki üzüldüm ama. Yani onların, oy atanların çoğu, yani bazılarının yaşı benden de ileri, burada duayen olarak yani isimlendirilen, bizim de saygı gördüğümüz arkadaşlarımız, abilerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'yle yatıp kalkan. Ya dedim, en zıttındaki AKP'yle aynı sandıkta aynı yere atmak. Acaba şimdi ne düşünüyorlar diye düşündüm o anda. Çünkü ya o üzüyor insanı. Evet. Yani AK Partili arkadaş açıkça söylüyor, diyor ki sen bize diyor çok söyledin diyor bizim idaremize, bizim siyasi hayatımıza. İyi geçinmedin diyor açıkçası. Hayır konuşmalarımda özellikle evet. Seçim konuşmalarımda evet. O yüzden sana atarken vazgeçtik oyumuzu atma. Yerel yönetici olarak senden memnunduk, bize ayrım yapmıyordun, biz kimseye bir ayrım yapmadık. Ben de siyaset bitti, seçim bitti, herkes aynıydı benim karşımda. Evet. Tabii ki sevdiklerim, kendi partilerim falan ama ben insanları hiç ayrıştırmaya çalıştım. Yatırımda en azından. Kapıma gelen herkes ya da benim gittiğim esnaf kapısına gittiğim herkes benim için hep aynıydı. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Yapamadıklarım, söz verdiğimde eksik yaptıklarım olmuştur. Ama siyaseti tamamen sildiğim için o arkadaşlar bana oy vermeyi düşünürlerken şimdi diyorum acaba hiç vurmasa mıydım? Seçimi kazanırdım diyorum. Evet. Ama yapamazdım. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partiliydim. Sorunlara parmak basmanız. Evet. Lazım. Rakibim hiç AK Parti'ye bir şey söylemedi ki oylar gelsin diye. İyi dizayn ettiler bunu. O da bir siyasi başarıdır. Siyasi bir hamle ve başarılı oldular. Ama olanlar bunlardır yani. Evet. Kaybetmemizin sebebi budur. Evet. Başkan şimdi hem Altınova hem de Küçükköy siz belediye başkanı döneminde büyükşehir yasasıyla kucağınızda buldunuz. Peki Altınova ve Küçükköy'den Ayvalık Belediyesi'ne ne kadar borç geldi? Yani siz o belediyeleri borçlu mu aldınız? Şimdi onu kısaca birkaç kere daha ilk önce seçimden sonra
yaklaşık bir ay sonra da herhalde yeni seçilen yönetim Cumhuriyet Meydanı'na Ayvalık Belediyesi'ni bu kadar borçla aldık diye bir pankart açtı. Görün. Bugüne kadar Ayvalık tarihinde böyle bir şey yaşanmamıştı. Belediyecilik devam eden, süre gelen bir iştir. Biz belediye alırken ikisinin istifa etmesine rağmen o günkü şartlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun dönem belediye başkanlığı yaptı. Hiçbir şey söylemedik halka. Bunları resmi olarak açıklamadık. Evet. Ama daha sonra bu pankart açıldıktan sonra ben hemen kendi sosyal medya hesaplarımdan açıkladım aldığım belediyenin durumunu. 168 milyon TL borçla aldım ben. Şöyle diyelim, o günkü dolar 2.2 liraydı 2014 Nisan ayında. Yani yaklaşık olarak 76 milyon dolar borçla devraldım. Bir daha tekrarlıyorum. Ayvalık Belediyesi'ni 2014 yılında aldığımda 76 milyon dolarla borçla aldım. Altınova Belediyesi'nin yaklaşık 16-18 milyon, tam şimdi hatırlayamayacağım, yani 6-7 milyon dolar gibi bir borcu vardı. Küçükköy Belediyesi'nin 27 milyon TL, yaklaşık olarak da 13-14 milyon arası dolar, milyon dolar arası, bugünkü parayla dolara vurduğunuzda 100 milyonu aşan bir rakam Küçükköy Belediyesi, bugünkü Ayvalık Belediye Başkanı'ndan aldım. Ve bunları kendimiz söylemedik. Ayvalık Belediyesi'nden de yaklaşık olarak işte geri kalan 130-115 milyon dolardı zannedersem, orası da işte 50 küsür milyonla 76 milyon dolarlık bir şeyle aldım. Ben bıraktığımda onların tabelasındakini kabul edersek o günkü dolarla yaklaşık 40 bin dolara yakın bir dolar, milyon dolar olarak teslim ettim. Yani 76 ile almışım, 40 milyon dolar civar. Tam şimdi rakamını söyleyemem. Evet. Bunu söyleyebilirim. Ama o da gerçek rakam değildi. Mesela SSK müdürüne telefon açmışlar. Ne kadar borcunuz var? Adam demiş 130 milyon lira var. Aslında 130 milyon lira yok. Sonra biz aradık, dedik ya böyle yanlış dediler. Biz tahminen söyledik. Gerçek rakam nedir? Gerçek rakam 90 milyon, 90 küsür milyon liradır. Niye öyle söylediniz? Ya biz öyle konuşurken söyledik ama resmi rakamı söylemedik. Yani biz resmi aslında evrak resmi vermedik. Onu yazmışlar, asmışlar şeye, meydana. Onun gibi şişirdikleri yerler vardı. Hadi onları da kabul ediyoruz şişirmekle. O şişirmeler de dahil rakam 40 milyon doların altında. Ben borç bırakıyorum. Benim aldığım 76 milyon dolar borca yaklaşık 30 küsür milyon dolar büyük bir rakamı kapatarak girdim. Şimdi tabii sormanız gerekecek. Şimdi maaşları da sorun da sırası arkadaşlar. Evet, yani soracağım çünkü benim şey, aslında en kanayan kaç yaralarımdan. Ay, kaç ay siz? Şimdi efendim ben aldığımda 700 küsür 730 civarında personel var. 739 vardı diye duydum ben o zaman. Evet. O personelin yaklaşık 510 tanesi Ayvalık Belediyesi'ndendi ve 6,5 ay maaşları alacakları vardı. Yani %4'te 3'ünün 6,5 ay. Siz başladığınız başladığımda Eylül ayları dahil, ben Nisan'da göreve başladım. Eylül aylarının yarısından ödenmemişti herhalde. 2013'ün Eylül ayından 2014 Nisan ayını işte geldiğimizde borçları vardı. Ben bunları kısa bir dönem içinde kapattım. Bırakırken de 1,5 maaşla bıraktık. Ama tabii dedikoduları bunun 5 maaş, 4 maaş olduğu diyenler oldu. Evet. Bunlar oldu. Ama ben hiçbir zaman için asgari ücret vermedim. Çok kısa bir dönem haricinde hep %20 asgari ücretin üzerinde. Özellikle kadrolu işçilerin sendikal haklarında onları sonuna kadar en yüksek seviyede verdik. Memurlarımıza keza onların primleri ve sosyal güvencelerini bölgenin, hatta Balıkesir'deki en fazla veren belediye oldum memurlarımıza. 90 küsür tane memurumuz. Neden böyle bir şey söylen? 5 ay 6 ay. Ya işte tabii ki düzenli ödeyemedik. Yani sonuçta düzenli ödeyemedik. Yani 6 ay siz geriden geldiğiniz için zannediyorum. Tabii ki yani o 6 ay ben yani hep onu söylüyorum. Önceki bir daha söyleyeyim. 60 ayda 65 maaş ödeyen bir belediye başkanıyım. Yani 60 ay belediye başkanlığı yaptım, 65 maaş ödedim. Ama ona rağmen tabii bu düzensizliğin gelmesinden tabii belediyenin de gelirleri bugünkü gibi değildi. Biz çok savaş yaptık ilk dönemde büyük şehirle. Mesela katı atık parası şu anda çok ciddi bir para geliyor belediyeye. Bize 1,5 sene hiç ödemediler. 1,5 sene sonra büyük savaşlarla biz bunu büyük şehirden 4 lira gibi bir rakam yazdırdık su faturalarına. O parayı alalım diye şimdi 20 küsür lira şu anda galiba 20-25 lira.
tam bilmiyorum. Ve büyükşehir İşgaliye paraları da ve çok bunları geçti. Bize toplasanız evet. 3 milyona yakın bir para ödedi. Benim 35-40 milyon lira almam gerekirdi 5 sene içinde. Bu ben değil, sadece Edremit de aynı, Burhaniye de aynı. Yazlıkçı dediğimiz, yani yazın evini kullananlardan sadece kullandıkları günler için aldılar. Yani bize büyükşehir 35-40 milyar liralık vergimizi toplamadı. Bu da katı atık parası. Su parasıyla toplanabiliyor ancak. Kanunen gereği bu. Bunu toplamadı. Mesela bu paramızı alabilseydik büyük bir külfetten kurtulabilirdik. Yani maaşı bırakın, Ayvalık'a bunca hizmet yaptık. Bunca hizmeti çok daha fazla arttırabilirdik. 11 tane çöp kamyonu aldım. Çöp kamyonumuz yoktu. Yani çok kötü durumdalardı. Ben geldiğimde iş makineleri perişan halde. İşte bir küçük göbeğdesinden grider, bir kepçe, Altınova'dan 2-3 kamyon, Ayvalık'tan bir kepçe, bir tır, yani çekici falan. Yani çok az vardı. Bu iş makineleri toplasanız aldığım araç sayısı 38 tane araç aldık. Bunları tabii dizayn ettik. Yeni bir belediyeydi. Elimizden geleni yaptık. Hep söylediler halkla iç içe değildi falan, ama şimdi diyorlar ki vatandaşlarımızın çoğu sağ olsunlar çok hörmet gösteriyorlar. Ben de yani kimseyi biliyorum, işte oy atmayanları, oy atanları benim için hiç fark etmiyor. Ayvalık sevdalısı, insan sevdası, sevgiyi ön planda tutan bir insan olarak hiçbiri önemli değil benim için. Oy atmamıştır. Tabii ki benim de sinirsel yapımın bazen bunları kaldıramadığı görev yaptığım süreler içinde olmuştur falan, ama hiç önemli değil. Yani çünkü bu şehrin belediye başkanlığı yapmak bir onurdur. Bütün belediyeler için geçerli, bütün şehirler için, köyler, beldeler için geçerlidir bu. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapmak da benim için büyük bir onurdur. Cumhuriyet Halk Partisi beni belediye başkanı yapmıştır. Bunların hiçbirini unutmuş değilim. Şehirde de bütün herkes, çok küçük yaştan beri herkesle ilişkim olduğu için, herkesle her türlü sosyal faaliyette görüştüğüm için, şimdi yine aynı saygınlıkla şehirde yaşıyorum. Takılıyoruz insanlara vesaire. Belli bir şeyle. Yani ikinci gün seçimden sonra sokağa çıktım. Eşime dedim ki eğer bugün ben çıkıp Ayvalık Gücü kahvesine oturmazsam bir daha çarşıya gitmemde zorlanırım dedim. Ve gerçekten de öyle oldu. Birinci çıktım. O günden beri de evden bazen çoğu zaman yürüyerek şehre iniyorum. Görüyoruz. Altınova'ya gidiyorum. Yürüyüş yapıyorum. İnsanlarla oturuyorum, konuşuyorum. Ya diyorlar başkan niye daha önce gelip oturmadın? Vallahi vaktim yoktu diyorum ya. Ya biz sana oy atmadık, bak bir tek bizim dükkanımıza gelmedin diye. Ya ne bileyim ben falan oluyor. Böyle şeyler, espriler ya, yapıyoruz. İşte bir, ya diyorum o zaman bak geldim, bir daha aday olursam o zaman düşünürüz diyorlar falan. Yani öyle günlerimiz geçiyor. Başkan, sizin projeleriniz, yani sizin ihaleye bitmez çıkan projelerim benim. Projeleriniz vardı. Kırlangıç. Bu kırlangıç bir ara durdu. Evet. Şimdi dur, önce şöyle başlayalım. Kırlangıç'ı çok değerli abimiz belediye başkanlığı Ayvalık'ta iki dönem yapmış Ahmet Tüfekçi bir kere orayı kamuya kara kazandırdı. Yani Ayvalık Belediyesi'nin evet. tapusunu aldı 1999'da. Büyük bir hizmet. Çünkü rantı açık bir yer, eğer o ihalede başkası alsaydı, bir başka, orası şimdi apartman dolmuş olurdu, beton yığını olurdu. Orası Ayvalık halkının olmazdı. Onu kamuya kazandırması gerçekten Ahmet Tüfekçi'nin yaptığı güzel işlerin en baş sıralarından bir tanesidir. Daha sonra Hasan Bülent Türközen oranın tescillenmesini sağladı. O da önemli bir şeydi. Yani oranın tescillenmesi demek koruma kurulu tarafından tescillenmesi. Bu da güzel bir hamleydi. Daha sonra ben 2014'te belediye başkanı olduğumda zaten orayla ilgili kafamda planlar hazırdı. 2013'te bir ticaret odası başkanıyken bir sohbette Ayvalık'ta tanıştığım Gürsel hocamız, Türkiye'nin en duayen mimarlarından bir tanesi. Onunla görüşmek istedim ve kendisini hemen aradım. Hoca da geldi. Kırlangıca indi. 2,5 saat gezdik şeyin içinde. Orada 20 dönümdür orası. Artık tur at. Hayallerimi anlattım. O bana şöyle dedi, dinledi beni. Çok duayan bir insan. Ben de böyle çok konuşan bir insanım falan. Sonra 3,5 yıllık maceramız başladı. Yapılan projeleri, o zaman ilk Bursa kuruluna bağlıydık. Sonra Balıkesir'e geçti. O da bize bir zaman kaybettirdi ama orayı bu endüstriyel peyzajla UNESCO yolculuğumuza girdiğimizde örnek bir proje yapalım. Ayvalık halkı içine rahatlıkla gelsin. Oranın içinde tiyatro olsun,
Ayvalık'ın bir göç müzesi, mübadele müzesi olsun. Kadın emekçilerimiz var. Bunlar gidiyorlar kurslarda, Milli Eğitim'in açtığı kurslarda bir sürü şeyler yapıyorlar. Bize de sergiler sunuyorlar. Gidiyoruz, ayıp olmasın diye bir atkı alıyoruz falan ama çoğu evine götürüyorlar. Dedim ki sizlere oraya dükkan yapacağım. Sanatçılarımıza dedim ki size müthiş bir sanat galerisi yapacağım ve çalışma atölyeleri yapacağım dedim. Bunları da içine katarak ve alışveriş yerleri olmak üzere orayı planladık. Ersel Hoca bütün birikimlerini orada değerlendirdi ve bizimle de mutabak kalarak projeyi tamamladık. Daha sonra burada da o günkü personelime başta Yeşim Hanım olmak üzere çok teşekkür ederim kendisine. Çünkü hem İçişleri Bakanlığı'ndan görüş alarak, orada konuşarak, hem büyükşehir belediyelerine giderek, Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerine ihalenin yöntemini buldular. Hatasız yapalım dedik ve ihaleye çıktık. Birinci, ikinci ihalelerde kimse oraya girmedi ama üçüncü ihalede bir firma geldi ve o firma, bugün inşaatı işte tamamlayan firma, ihaleyi yaptık. Ve Ayvalık'ın mimarisine, o fabrikanın geçmişi var. O fabrika ta 100 küsur yıl önce kurulmuş, sonra da gelişmiş. Çok insan ekmek yemiş Ayvalık'ta. Benim çocukluğumda da hatırlarım, böyle bir silen sesi duyduğunuz mu saat 5 derlerdi. İşte kırlangıç fabrikasının sileni çalardı saat 5'te, paydostu. O mesela hep kulaklarımızdadır. Bütün Ayvalık'tan duyulurdu falan. Kırlangıcın çok hikayesi vardır ve onun için de Kırlangıç Yaşam Merkezi koydum adını. Aslında bir zeytinyağı markasını kastediyor ama Ayvalık halkı hep orasına Kırlangıç demiş. O yüzden de oranın ismini değiştirmedik. Onu koyduk. Şimdi şunu söylemek istiyorum. O projeyi yaptık ama o proje bir tehlike geçirdi. Biz onun ihalesini de yaptık. Daha sonra 2018'de 29 Ekim günü oranın temelini attık. Ve iş başladı. Tabii benim dönemim seçimi biz kaybedince devam etti. Ama dediğiniz gibi yeni yönetim orayı durdurdu uzun bir süre. Sonra büyük bir tehlike atlattı. Onu da anlatacağım. Bir gün Ersel Bey'in İstanbul'daki ofisine gidiyor. O günlerdeki imar müdürü, ismini bilmiyorum. Yanında yine belediyeden birileriyle beraber. Ayvalık Belediyesi. Ayvalık Belediyesi'nde. İmar müdüründen bahsediyorum. Tamam. Ama şu anda görevde değil zannedersem. Gidiyor, diyor ki bu tiyatronun olacağı bölümde çok büyük arazi boş. Oraya daha fazla yoğunluk yapalım. Oraya işte AVM yapalım. Belediye için daha karlı olsun, daha çok kira gelsin vesaire. Yani betonlaştırmak, denize sıfır bir yere AVM yapmak falan. Tabii hoca büyük bir korkuyla, yani büyük bir yıllarca, 3,5 yıl verdiği tepki koyuyor. Ama diyor ki ben Ankara'dan hallederim. Yani kurulu falan nasıl geçecek bilmiyorum bu arkadaş. Ama herhalde belediyenin üst yönetiminde haberi vardı ki buraya yollandı proje değişikliğine sunmak adına. Daha sonra bu söylemlerini imar komisyonuna da taşıyorlar. İmar komisyonundaki arkadaşlar Allah'tan bu işte emeği olan, geçmişte Ahmet Erkal gibi ve diğer arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve diğer partilerden olanlar da bunun farkında. Onlara tepkilerini koyuyorlar. Bunu gündeme almaktan vazgeçtiriyorlar. Zaten yapamazlar da ama bunun düşünülmesi bile bir tehlike. Yani o gün onun için Hasan Bülent Türközen'e dedi, diyorum ya iyi ki orasını koruma kuruluna aldırmışsın. Demek geçmiş yoksa yıllarda da böyle bir şeyler yaşayan zihniyetler olduğunu düşünürseniz orası bir beton yığını olabilirdi. Bu yönetimi de başta mimar olmak üzere o günkü komisyon, imar komisyonu ilk dönemki, yani 2019'da seçilen komisyondaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Onlar korudu. Şimdi de Ayvalık'a yakışır bir hizmet olacak. Daha sonra orada bir değişiklik oldu. Şöyle bir değişiklik yapıldı. Yani bizim yaptığımız projeden değişik. Bunu mimar da onayladı. Bizim yaptığımız projede müze alt katta, yani zemin kattaydı. Onu oteli kaldırdılar. Bir üst katta otel vardı. Oraya taşıdılar. Pardon, öndeki taş binaya taşıdılar. O tarihi bina olan, onun üst katına taşıdılar. Orada bir konferans salonu vardı. Oraya taşıdılar. Diğer sanat galerisini de oteli kaldırıp otelin oraya kaldırdılar. Yani o sanat galerisini ticaret alanına çevirdiler. Şeyi de ticaret alanına çevirdiler. Müzenin de alanını. Onları üst katlara aldılar. Böyle bir değişiklik yaptılar.
Bizim projemizde çok büyük bir değişiklik olmadı. Şimdi inşallah bacasını da yapacaklar. Çünkü biz askeriyenin 1960'larda çektiği bir hava kuvvetlerinin fotoğrafından da yararlanmıştık. Orada büyük bir baca var. Sonradan yıkılmış. Şimdi o bacayı da inşallah yapılacak. Oranın bir endüstriyel merkez olduğunu da simgesi olarak o bacada inşallah en yakında gözükür. Şimdi ya başladılar mı bilmiyorum. Pek gitmedim son zamanlarda gezmeye orasını. Bu ama, şey var, baca ama ben orada. O planı yapan başta Ersel Hoca ve beraber çalıştığım imar dairesindeki arkadaşlar, plan proje bölümündeki mimar arkadaşlar, şehir plancıları ve meclis üyelerimizle beraber bunun gururunu yaşıyoruz. Gerçekten bittiği zaman Ayvalık halkının nefes alacağı bir alan olacak. Çünkü 150 evlerle Armutçuk bizim en büyük mahallelerimiz. Orada 30 bin üzerinde insan yaşıyor. Onların her 12 ay kullanabileceği ama herkesin Ayvalık'ta gelenlerin de misafirlerimiz de kullanabileceği bir alan olacak. Ve betonlaşmadan o fabrika kaç metrekare alan kaplamışsa aynı alandan bir metrekare fazla olmadan kullanacağız. Ama tekrar hatırlatıyorum, o sizin sorduğunuz sorudaki boş, niye durdu evet. dediğiniz buradaki emel başkaydı. Daha fazla betonlaşıp daha büyük bir AVM yapmaktı. Neyse ki ondan kurtulduk. Güzel. Peki başkan, bu eski garaj biliyorsunuz yeri şu anda otel düşünülüyor ama şu anda öyle bir proje yok deniyor. Bilmiyorum. Ben bizim zamanımızda bir proje gelmişti. Ben oraya yine belediyenin tesisini yapmak istiyordum ama şimdi belediye eski vergi dairesine yapılıyor. Geçiyor. O güzel bir proje. Devlet dairelerinin özellikle böyle tarihi yapılara, ulu yapılara sahip çıkıp içinde işlemesi çok güzel bir şey. Bu şehre de yakışan odur. Çünkü 2006 tane tescilli binası olan bu şehirde bunlarla övünen bir şehir olarak belediyenin de öyle bir binada hizmet vermesi güzel bir proje. Odan dolayı tebrik ediyorum. Güzel ama bir eski proje. Eski garajında otel olması ne düşünüyorsunuz? Böyle bir proje olsa? Şimdi yani öyle bir şey önümüze gelince bunu bakarız. Ama yani kendi fikrimi söylerim. Benim bir yetkim evet. yok şu anda ama. Fakat şu anda öyle bir proje yok. Bir projeyi görelim. Nasıl? Anladım. Böyle kat var mı yok mu? Nasıl değil bir, diye bakalım. Artık Ayvalık'ta araziler çok değerli. Yapacağımız her hamlede düşünerek yapmalıyız. Ayvalık'ın suretine uygun olarak yapmalıyız. Ayvalıklı'nın kullanıp kullanamayacağına, sosyal yönüne bakmalıyız. Projelerimizi böyle değerlendirmeliyiz. Yeşilimizi azaltmamalıyız. Korumacılık. Burada şunu söylemek istiyorum. Ayvalık'ı planlarken bundan sonrası için Ayvalık'taki gençlerimize de daha fazla iş imkanı yaratabilmek için, turizmi de çeşitlendirebilmek için artık bizim agroturizmi de düşünmemiz lazım. Evet. Diyeceksin ki başkan sen bunu neden düşünmedin? Ya biz göreve geldik 5 sene büyükşehir 2 tane belediye başkanı değiştirdi. İlk Edip Bey 5000'lik projeleri başlatmıştı ama süresi yetmedi, istifa etti. Daha sonra gelen sayın başkan da bitiremedi 5000'lik projeleri. İlçe belediyeleri 1000'lik projeleri yapamayınca uygulama projeleri olmadı. Yani bizim böyle bir fırsatımız olmadı. Ama şunu söylüyorum. Tarım arazilerindeki tarımı hiçbir şekilde engelleyemeyecek. Tekrar üstüne basarak söylüyorum. Tarım faaliyetlerini engellemeyecek tarım alanlarında. Ve hem tarımın devam ettiği hem de orada çok az miktarda beton hiç olmayan bungalov mu olur, nasıl olur? Turizme dönelik, agroturizme dönelik alanlar açmalıyız. Bu bütün tarım arazilerini kapsamamalı. Evet. Ama artık Ayvalık'ta bu pandemiden sonra da görüyoruz ki Türkiye'de, dünyada butik turizm iki misli artmıştır. Buraya aileler çocuklarınla geldiğinde tarımın nasıl yapıldığını, tarımın ne kadar önemli olduğunu, yediğimiz gıdaların nasıl üretildiğini öğrenmeleri lazım. Ben çocuğuma bütün gün evde annesi de şeyleri öğretiyoruz. Domates nedir, patlıcan nedir, biber nedir? Biliyor musunuz çocuklar soğanı soğan halkası sanıyorlar. Efendim patatesi cips sanıyorlar falan yani. Bunların orijinallerini bile bilmiyorlar. Değişti, evet. Yani bu dünyada sorulmuş, edilmiş, test edilmiş şeyler. Bizim çocuklarımız da ışığımız da yansa değil mi? Biraz evet, aydınlanabiliriz. Şey alabilir miyiz? Biraz çok konuştuk. Evet. Ama evet, ben Ayvalık'ta bu turizminde Ayvalık'a çok değer katacağını, katma değerini arttıracağını ve kendi özelliğini bozmadan özellikle yörenin insanlarına iş imkanı olacak.
ve ailece çalışacaklar. Ne dedik? Biz tarımı küçük çiftçi, yani aile ziraatını önemsiyoruz. Bu Türkiye'nin geleceği. Bize büyük temiz bahsettik. Büyük tarım projelerine yatırım yapmayı düşünen hata yapıyoruz. Küçüğe de çok hizmet etmeliyiz. Büyüklere de hizmet etmeliyiz. Yani devlet olarak ama yapmalıyız. Ama küçük daha çoğunluk. Ama küçüklere de. Kadın evet. Bana diyor ki başkan bey, reis bey diyor, köylü kadın. Gittim Çakmak'ta. Ben diyor iki tane sarı kızla diyor üniversitede çocuk okuttum diyor. Ya. 90'lı yıllarda. Şimdi mümkün. Mümkün mü? Yok, mümkün değil. Şu mümkün anda... mü? Yani onun için küçüğe yardım etmemiz lazım. Bu bahsettiğim agroturizmi de işte bu yörenin insanı ailece çalışacak. Örnekleri var Ayvalık'ta, başladı yapılmaya. Bunları daha fazla yapılırsa, belli bölgelerde yapılırsa daha Ayvalık'ın çocuklarına iş imkanları, aynı zamanda tarımı da herkese tanıtmak ve tarımın içinde tarım ülkesi, şehri olduğumuzda daha iyi anlamış oluruz. Evet. Peki başkan, siz tarıma önem verdiğinizi biliyorum. Konuşmalarınız da belli. Belki bir dönem daha belediye başkanlığını alırsanız zannediyorum tarıma çok şey yapacaksınız. Tabii işte yapamadıklarımdan yani. Bir tanesi de mesela ata tohumla ilgili şimdi evet. Bizim çok belediyemiz yapıyor. Tohumlarımızı da kaybettik biliyorsunuz. Yani bu da ayrı bir konu. Kayboldu, da bunlarla ilgili çalışmalar yapılabilir. Evet, buyurun. Sorular bitmedi şimdi, mi? Az kaldı. Bir tane, iki tane kaldı. Zorlarla geçtik herhalde. Bir tane zor var. Var mı? Başkan, sizin şimdi Mesut Ergin biliyorsunuz bir kez daha CHP'ye geçeceği söyleniyor. Evet. Sizin kulağınıza da geliyordu. Evet, evet. Biliyorsunuz Demokrat Parti'den zaten şu anda bağımsız evet. Belediye başkanı. Evet. Sizce genel merkez aday yapar mı? Yani sizin fikrinizle yani düşün. Valla genel merkezin tamamen inisiyatifinde ilçenin isteğiyle olacak bir şey bu. Milletvekillerimizin isteğiyle olacak bir şey ama... Keşke şunu yapmasaydı Sayın Başkan, Sayın Mesut Ergin. Göreve geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekledi diye çıkardığı onlarca işçiyi keşke işten çıkartmasaydı. Var mı? Böyle bir şey geldi mi size? Hayır. Çünkü soracaktım ben. Hayır. Şikayet edenler şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istediğini biliyoruz. Ama keşke bunları yapmasaydı. Madem Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçme hedefi varsa seçimi kazandıktan sonra bir zafer kazanmıştır. Bundan sonra yapması gereken hiç kimseyi böyle sen şuncusun bucusun diye yani onlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklediler. Yani şunu demek istedim. Size böyle geldi mi? Beni işten çıkardı. Size destek çok var efendim. Yani çok onlarca var. Diyorum. Yani artı işinde uzman kişiler yani. İşinde yer değiştirdiler. Yani zabıtaydı. Park bahçeleri şey yaptı, yolladı. Evet. Park bahçeye çalışmak ayıp mı? Değil ama yani şimdi birdenbire bu kadar işte sebepsiz yere birçok insanın yeri değiştirildi, işten çıkarıldı ve onların düzenleri yıpratıldı bozuldu. Yıpratıldı diyorsun. Yani yıpratıldı. Üzücü şeyler oldu ve baskı devam etti. Yani ben bu idaredeki gördüğüm sorunuza cevap olarak da olsun en büyük sıkıntı Türkiye'de biz bir iklim yakalamaya çalışıyoruz. Uzlaşma iklimi, anlayış iklimi. Yani Türkiye büyük bir badireye doğru gidiyor. Korkuyorum. Yani çok nefret ve kin insanlarda oluşmaya başladı. Bu çok acı bir şey. Çok ayrımcılık ülkede, oldu. Ülkede evet kutuplaşma çok sertleşti. Çok, evet. Bunu mesela artık kırmamız lazım bizim. Biz bu sisteme karşı olduğumuz için bir duruş gösteren insanlarız. Kendi de Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelecekse bu duruşu sergilememeliydi ve hala bunu devam ettiriyor yönetimi ve çevresindeki küçük bir çevreyle bunu devam ettiriyorlar. Bunu yapmaması lazım. Ya bu şehre de zarar veriyor. Yani işte oncu buncu ya bu şehirde oncu buncu yok. Şu anda seçim 31 Mart 2019'da bitmiş. Herkes görevini yapacağız. Biz kenarımıza çekildik. Biz de gelecek için planlarımız varsa onları hesabını yapar çalışırız. Halktan bir şey görürsek, tekrardan teveccüh görürsek, bize görev alın diye görürsek biz her şey gibi siyasi seçilmişler gibi ya da seçime aday olmuş gibi halktan gelen tepkileri değerlendiririz. Bunları görürsek tekrardan seçime gireriz girmeyiz. Ama şimdi artık bu gömleği giydiğiniz zaman belediye başkanlığı gibi kutsal bir gömleği bunların hepsini bırakacaksınız. Ruhsatları iptal etmek, işte kim Facebook'ta kimi takip ediyor onlara yapmak, belediye işçilerine görüşmeyin, selam vermeyin, işte efendime söyleyeyim insanları, esnafları kimi desteklediğiyle ayırt ederek yapmak olmaz. Bunları yapmasın,
Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelsin. Benim için hiç önemli değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bunları dikkate alır almaz bilemem. O üst görevleridir. Evet. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde sonuna kadar çalışacağız. Bütün şeyimizi anlatacağız. Ve bizim tabii bir de ittifakımız var. Biz tabii bir İyi Parti ile ittifak durumundayız. Onunla ilgili de sorunum ve var. Evet. Oradaki arkadaşlara da aynı davranışlarda bulunuyor. Yani biz yani falan onunla da ilgili sorunuz son var. Günlerde güncel olan konumu. Evet. Yani kısacası bu. Mesut Ergin'i üst yönetim istiyorsa alır ama keşke bunları yapmasaydı. Bunları evet, yapmaya evet devam ediyor veya etmeseydi. Bunları da söylemek zorundayım. Yani bir yol bunları yani şimdi yutamayız. Evet. Yol gösterdiğiniz zaman. Yol göstermek lazım. Yani evet, bunu da söylemek lazım. Peki başkan sizin İyi Parti'ye geçeceğiniz önce meclis üyeleri İyi Parti'ye geçecekmiş. Arkasından da siz. Böyle bir sosyal medyada işte, evet yok. Bu ne yani, bir açar tamamen mı? Böyle bir şey yok. İyi Parti ile tabii ki benim çok sevdiğim dostlarım var. İyi Parti bugün Türkiye'de çok takdir ettiğim başta genel başkan olmak üzere, teşkilatları olmak üzere Türkiye'nin en zor döneminde bir duruş göstermiş, cesaret göstermiş ve bunun arkasında olmuş ve ayrı fikirde olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ile önemli ittifaklar yaparak bugün büyük belediyeleri kazanmış bir partiden bahsediyoruz. Ayvalık Teşkilatı da çok iyi gençler tarafından bir bayan başkanı var. Evet. Çok iyi çalışıyor. Onları takdir ediyoruz. Ama ne onların kendisinden bana böyle bir teklif geldi, ne ben onlara böyle bir teklifle gittim, ne de üst kademesinden İyi Parti'nin bana böyle bir şey geldi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. O meclis üyesi arkadaşlarını da biliyorum ki hiç böyle bir girişimleri olmadı. Medyada çıkan o haber yazdım zaten kendi sosyal hesaplarımda. Külliyen yalandır. Ama gönlümüzde İyi Parti'nin Türkiye'de oyunun arttırması, Ayvalık'ta da oyunun arttırması ve iktidar ortağımız olarak da inşallah CHP ile beraber Türkiye'de önemli görevler yapmasını istiyorum. İnşallah. Başkan son sorum. Siz önümüzdeki yerel seçimlerde aday olmayı hedefliyor aslında musun? Tabii ona cevap verdim. Şimdi tabii siyasetin içine bu siyaset girince, bu virüs girince, bu virüs durmuyor böyle. Evet. Böyle insanı düşündürüyor. Yani siyasetteki birikimlerimiz, hayattaki tecrübelerimiz, birikimlerimiz, çok sosyal hayatta bulunduk. Birçok Ayvalık'taki kurumda çalıştık vesaire. Kazandık, kaybettik. Bunu halkta göreceğim. Ben Ayvalık Gücü Başkanı olduğumda da insanlar beni itmişti. Hadi başkan ol falan. O zamanlar önemliydi. Ben 27-28 yaşında ikincilikteyken Ayvalık Gücü onda genel kaptanıydı. O zaman Ali Bey, Ali Güreli Belediye Başkanı, aynı zamanda kulüp başkanıydı. Beni de spor kulübüne o almıştı. Oradan yürüdük gittik. Hep istediler benden bir şey. Sonra Ticaret Odası Başkanlığı'na da beni ittiler. İşte Ticaret Odası Başkanlığı ol falan. Benim de içimde istek var tabii. Yani bunlar hep iterek olmuyor. Siyasete girmeyi 2010 yılında karar verdim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden karar verdim. O zaman hatta Hasan Bey'le de konuşmuştum. Hasan demiştim yani 2009'daydı herhalde. Hasan Başkan dedim ben 2014'te aday olacağım dedim falan. Sonra 2014'te aday olduk. Çünkü bunu görüyordum. İnsanların gözünden hissediyordum. Gittiğim yerlerde konuşuluyordu. Bazen de goygoycular vardır böyle. Herkese goygoy yapar. Başkan ol, başkan ol falan diye. Hani biraz da ağzından laf kapmak istemem ama bunu vücut dillerinden tecrübelendikçe hissediyorsun. Gerçek mi değil mi falan. Şimdi daha erken 2,5 yıldan fazla yani bir daha fazla bir süre var. 3 yıla yakın. 3 yıldan az ama yani bir süre var. Şimdilik biz de kokluyoruz atmosferi. Eğer alttan öyle bir çileveciyi hissettiğim anda talep de gelirse partiden aday olacağım tabii. Yani işte temin bazen yapamadıklarımı, eksik yaptıklarımı, işte bitiremediklerim projeler vardı. İşte Sarımsaklı'da olsun, Küçükköy'de olsun. Mesela Sarımsak'ın kış turizmi niye yok? Hep Cunda çok ileri gitti. 12 aya yayılan neredeyse turizm oldu. Sarımsaklı'da bu turizm yine mevsimsel sadece yaz sezonunda kaldı. İşte Küçükköy daha aktif hale getirmek lazım. Yani oranın Sarımsaklı'nın kış turizmini hızlandırması için Küçükköy'ü daha iyi kullanmamız, daha çok insanı Küçükköy'e sokup orada böyle o tarihi kentin içinde gezdirmemiz, onlara orada bir rüya yaşam hayali vermemiz ve Sarımsaklı'da da bazı dizaynlar yapmamız lazım. Evet. Bunları da büyükşehirle beraber oturup artık orası senin, burası benim diye beraber projelendirip yapmak lazım. Evet. Benim dönemimde aslında büyükşehir Ayvalık'a çok hizmet etti.
Yani şaka yapmıyorum. Bakın köprüyü yaptık, kızdık, ettik ama bugün akıntıyla bayağı bir faydası var. Evet. 10 bin tonluk şey yaptı. 13 bin tona yakın. Su deposu su yaptı. Depoları. Ayvalık'ın girişini, Altınova'nın bütün girişlerini. Su girişleri 10 kilometre. Şeyden, Çamlık'tan İzmir yoluna kadar olan asfalt yolları ve birçok yerde çalışmalarını yaptı. Yani biz üstelik de didişiyorduk yani hafif. Yani neden? İşte ilk dönemdi. Edip Bey çok baskıcı bir belediye başkanıydı. Uzun yılların tecrübesi. Bir tartışmanız da ama bir şey söyleyeyim. Olduk, Edip Bey'in de mesela biz 2017'de bu sit irdelemesi yapılmıştı Çevre Bakanlığı tarafından. İşte sit değeri düştürecekti. Edip Bey bizim mecliste oy birliğiyle aldığımız olağanüstü bir toplantıya çağırdım meclisi. Reddettik bu oy birliğiyle tüm partilerle. Edip Bey de geldi. Ayvalık Belediyesi'nde başkanlık makamında bizim aldığımız karara imzasını attı. UNESCO yolunda da bize destek verdi. Edip Bey. Onları da unutmamak lazım. Ama siyaseten tabii çıkıyorduk kürsüde. Balıkesir'de Ayvalık'ın haklarını, Ayvalık'ta yapılması gerekenleri böyle bağıra bağıra, bağıra, bağıra derken belli evet. bir üslup içinde evet. Konuşuyorduk. Yani ama şey bir karakterdir yani uzun yılların tecrübesi olduğu için bu hafif didişmemize rağmen siyasi yapıcı olarak yapıcı işler yaptık. Daha sonraki belediye başkanıyla da yapmaya çalıştık ama onun dönemi kısa sürdü. Bir de olmadı. Yani biz o dönemde de Ayvalık'a büyükşehir hizmetlerini getirdik. Bir şeyi getiremedik. Para alamadık. Edip Bey bize para vermedi. Keşke onu da yapsaydı. Yani o katı atık paramızı vermedi evet. falan didiştik biraz o yüzden. Evet. Bir de çok yerlerimizi almak istedi. Her ay bir toplantıya gidiyoruz. Vali yardımcısının huzurunda işte burayı alacağız, şurayı alacağız. Sizden böyle ben işte çıkıyoruz, bağırıyoruz. O zaman Kamil Saka da çıkıyor, ben giriyorum aynı odaya. O da bağırıyor, çağırıyor. Ama istediklerini aldılar. Evet. Başkan çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bayağı bir konuşmamız oldu 2 saate yakın. 2 saat mi? O yaklaştı herhalde zannediyorum. Tabii yok 2 saate yakın. 1 saati geçtik. Teşekkür ediyorum bize Eşim zaman ayırdığınız. Eşim diyor bana çok konuşuyorsun diyor. Bak ben bunu... Ama önemli. Yani konular önemliydi. Sizin de konuşmanız lazımdı. Evet doğru yani burada tabii kimseyi kırmak niyetim yok. Evet. Biz... Ayvalık'ta bir Ayvalık sever, bir vatan sever bir insan olarak her zaman Ayvalık'ın dertlerine dertlenen, mutluluğuyla mutlu olan insanlarız. Biz 68 kuşağı değiliz ama ondan sonraki nesil kuşağıyız. Bizim dönemimizde sağ sol vardı 70'li yıllarda bizim gençliğimizin böyle en önemli döneminde ama eski ismiyle hem solcusu da hem sağcısı da o zaman ülkücüsü de vatanperver insanlardı. Vatanını seven, vatanı için kafa yoran, bu ülkenin toprağına, taşına, toprağına zeval gelmemesini değişik yollardan insan. Hatalar vardı, eksikler vardı. Biz aynı o nesilin çıkıyor, insanlarıyız. Bugünkü gençlerde de onlar da tabii bambaşka bir dünya bu. Z kuşağı diyorlar, X kuşağı diyorlar. Onların da bir kuşakları var. Onlar daha sorgulayıcı, daha kendilerine özgüveni olan onlar da gençler. Bizim bütün eski ismiyle ülkemizin vatanperver olması lazım. Bulaşacağımız nokta bu olması lazım diyorum. Çıkarlar aynı olması lazım. Tabii ki başka toprak yok. Bu coğrafya üzerinde yaşayan herkes bu ülkenin insanı, bu ülkenin vatandaşı. Bu dağdaki ağaç da, denizdeki balık da, hepsi, bütün doğa da bizim. Bunların hepsini seven, bunların hepsine hoşgörüyle bakan insan vatanperver insandır. Hepimizi inşallah bunları çıkartamıyorlar. Ayvalık'a gelen insanlara şunu söylemeye çalıştım. Çünkü Ayvalık'ta bu hoşgörü var. Yapısal olayından dolayı sevgiyi hissedin, Ayvalık'tasınız. Evet, son sözüm bu olsun. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Değerli konuklar, bu akşam da bir önceki dönem Ayvalık Belediye Başkanı Rami Gencer'le söyleşimiz oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Başka bir söyleşide buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.